Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri. Tarih musabelerine hoş geldiniz efendim. Safalar getirdiniz. Bu hafta e, yine önemli bir konu. Aslında sanki geçen haftadan farklı bir konu söylüyormuş gibi giriş yaptım ama... Fatih Hocam hoş geldin bu hoş arada. Aslında geçen haftaki konunun devamını yapıyoruz. Barbaros Hayrettin Paşa. Ancak Barbaros Hayrettin Paşa'nın tabii... ...abisi Oruç Reis var. Oruç Reis'ten biraz bahsetmiştik. Çünkü tarih sahnesine... Evet. ...direkt olarak sadece Barbaros Hayrettin Paşa... ...girmiyor. Direkt hemen böylece dahil olmuyor. Ve abisiyle birlikte... Maa ile, ...aile olarak yaşadıkları bir macera var. Tarihte oynadıkları bu rol... ...ve ileride çok meşhur bir aile olarak... ...ve onun istikbalde kalan son ferdi olan... ...Barbaros Hayrettin Paşa... ...ve onun gerçekten... Harp tarihinde, dünya harp tarihinde e, her biri ayrı ayrı belki okutulması e, gereken ilgililerine tabii... belki denizcilik hususundaki subaylara ila ahir okutulması gereken o efsanevi harpleri ve taktikleri evet, <laughs> ortaya kesinlikle. koyan kişi olarak çıkması daha ilerleyen dönemlerde ailesiyle beraber hususen Oruç Reisle beraber ve onun bir esaret dönemi var o esaret dönemiyle birlikte tarih sahnesine ilk defa kıymetli seyirciler çıkıyorlar. Geçen hafta biraz tabi bunları anlamadan e, efendim bu e, karadaki akıncılığa benzer bir şeydir. Yeri geldim ona izah edeceğiz. Bizim denizlerdeki korsanlık kelimemiz batıdaki o Hollywood filmlerinde izlediğimiz korsanlıkla aynı değil. İsimde bir e, benzerlik var. Deniz komando. Evet. Ama <laughs> deniz akıncıları. Evet. Deniz akıncıları gibi bu olarak evet. bunu görebiliriz. Karada Osmanlı'nın akıncı birlikleri devamlı. Ee, düşman hukuku içerisinde olduğumuz devletler barış değil de hala aramızda hali hazırda cephe savaşı yapmıyor bile olsak sınırımız bir Serhat boyumuzda ee, Serhat'ın öbür tarafı başka bir ülke bu tarafı diyelim İslam ülkesi Osmanlı devleti ama aramızda bir ittifak yok hali hazırda yürüyen bir savaş yoksa da savaş hukuku geçerli aramızda bir ittifakımız olmayan devletlerin Efendim sınıra yakın kalelerine ve stratejik bir takım garnizonlarına akıncılar sürekli sürgit bir şekilde devlet Osmanlı Devleti harbi ilan etmemiş bile olsa onlar da bize harbi ilan etmemiş bile olsa sürgit bir akın düzenlerdi bunlar. Bunların kendi içerisinde bir hukuku vardı bir gün belki konuşuruz inşallah. Bugün e, Yemen'den İsrail'e lojistik destek götüren gemilerin vurulması gibi bir şey. Benzer yani. bir durum aynen öyle. Harp çünkü. Evet harp hukuku cari harp çünkü. Hukuku. Şimdi tabii denizlerde de var bu Portekizlilerle ve İspanyollarla hususen bir dönem İtalyanlarla. Bunların tabii bizim Müslümanların yaşadığı efendim adalarımıza yaptıkları yağma hareketleri ve adaların birbiri arasında yaptıkları deniz ticaretini efendim korsanlık faaliyetiyle e, bozmaları, ele geçirmeleri, malları, yağmaları yağmalamaları gibi hususlarla e, bir denizcilikte, deniz sahasında akıncı grubu gibi düşünelim bu korsanlık meselesini. E, korsan kelimesiyle hemen o televizyonlarda gördüğünüz haram, helal, ver Allah'ım, senin kulun yer Allah'ım kabilinden bir şey değil bu. Bunun bir e, İslam hukukuna bakan tarafı da var. Yeri geldi mi onun da üzerinde duracağız. Şehzade Korkut'un da Yavuz'un abisi, idi. E, bu hususta yazdığı müstakil bir eseri de vardır. İslam hukukçularının bu noktada bir takım fetvaları <laughs> var. Hatta Kanuni Sultan Süleyman e, Han zamanında bu ailenin yani e, Barbaros ailesinin Kanuni'ye gönderdiği e, bir kaptanları da var yanlarında yardımcı kaptan. Bu mesela meseleleri izah edildiği konuşulduğuna dair de bir takım rivayetler var. Ve nasıl bu işe girdiklerini anlatıyorlar Cezayir'de efendim oranın hakimi olmaya giden sürecin vetirenin başlangıcının nasıl olduğunu anlatıyorlar ve e, hukukçulardan da bu noktada görüş alınıyor fetva alınıyor. Bu işin mağduru aslında Batı'nın yaptığı o Hollywood filmlerindekine benzer bir korsanlık faaliyetiyle Oruç Reis yani Barbaros Hayrettin Paşa'nın abisi olan Oruç Reis ki buna e, daha sonra ileride Baba Oruç diyecekler. Bu Baba Oruç Esir düşüyor ve bu esaretle beraber aslında ekmeğinde işinde gücünde olan bir aile artık nefsi müdafaa efendim malı müdafaa gibi hususlarla başta kendilerinin sonra da bu iş bir ideal haline gelerek ümmeti Muhammed'in bütün Müslüman ada sakinlerinin veya denize kıyısı olan Müslüman efendim muhitlerin, coğrafyanın muhafazası ve müdafası namına karadaki akıncıların yaptığı icraata benzer bir icraatı denizde hala harp hukuku geçerli olan İspanya ve Portekiz gibi devlet ve bunlara ait gemilere karşı yürütüyorlar. Bunun meşru olduğunu bildiğimiz hususlardan birisi de şu yeri geldi söyleyeyim. Bundan bir kısmı da zaten meşru devletlere pay olarak veriliyor ve gidiyor. Leventler arasında da dağıtılıyor. İla ahir. Bunun bir hukuku var, kendi içerisinde bir disiplini var. Şimdi geçen hafta e, Fatih abi seninle baba oruçun e, başlangıçta işte ailesinden bahsettik, babasından bahsettik. Hızlı bir giriş yapmadığında ben hemen kısaca bir geçen haftayı hülasa edeyim. Sonra e, nasıl malının ve teknesinin yağmalandığı ve efendim esir düştüğü... E, Efendim şövalyelerin eline değil mi? Tapınak evet, şövalyelerinin Rodos. Şey, Rodos <laughs> şövalyelerin eline. Ee, daha sonra oradan kurtuluşuna kadar hemen hemen gelmiştik. Evet. Kurtuluşunun e, hemen arefesinde kurtulmaya ramak kala gemide yaşanan bir hadise vardı. Onu evet. son geçen haftaki programın sonunda anlatmıştın. Bu hafta yine onu hızlıca geçerek yine senin anlatmanı isteyeceğim. Hızlıca onu e, kısaca hülasa ederek gemiden denize atlayıp karaya çıkmasıyla beraber e, hürriyete giden yolun başlangıcı ve ondan sonraki asıl mücadelelerinin başlayacağı evet. o nokta, <laughs> o kırılma noktasını bize hızlıca hülasa ederek kaldığın evet. yerden devam et inşallah. Ee, i̇nşallah. Yani hızlı yapabilir miyiz bilmiyorum. E, fakat şu demin getirdiğin korsanlık meselesine getirdiğin izahın e, müşahhas bir misali zaten Oruç Gazi, Oruç Reis kardeşi Hızır gibi Tüccar, ticaret yapıyor gemisiyle. Oradan işte e, Midilli'den civar adalardan almış olduğu zeytin, zeytinyağı gibi o bölgeye has bir takım ürünleri alıyor. İşte Trablusşam'a götürüyor. Akdeniz'in e, güneydeki, e, güney kıyısındaki memleketlere götürüyor. Oradan da işte buğday alıyor, arpa alıyor, getiriyor. Ticaret yapan insanlar bunlar. Ama ne dedik? Geçen hafta konuştuk. E, Oruç Gazi'nin, Oruç Reis'in bu ticaret esnasında e, Trablus Şam'a bugün Şam'daki Trablus'a yapmış olduğu sefer dönüşü sefer şey, dönüşü Lübnan değil giderken Lübnan. işte Lübnan Lübnan tabi evet. e, o zaman zaten o zaman Lübnan oldu, Suriye tabii. falan tabi Biladüş Şam orası tabii, oralar Şam, doğru. E, Rodoslu korsanlar tarafından e, zapt edilip hatta kardeşi İlyas'ın şehit edilip küçük kardeşini bile şehit ediyorlar e, gemiyi zapt ediyorlar içindeki bütün malları zapt ediyorlar niçin yapıyorlar bunu Müslüman oldukları için hmm. evet adam ticaret yapıyor Tabii ama ki. korsanlar önünü kesmiş yani bir savaş var darül harp derya o zaman darül harp evet. Osmanlı zaten denizlere deryaya İslam hukukunu şeriatı getiren bir ülkedir bir devlettir bir nizamdır nedir? Harp halinde olduğunuz ülkeler ülkelerin deryadaki bütün hareketlerine mani olmanız icap eder. Onlar çünkü sürekli birbirleriyle. Kara sınırlarınızı halinde. koruduğunuz gibi tabii, deniz sınırlarınızı aynen, da korumanız tabii. Hani gerekir. Hani şimdi mavi vatan kavramımız var değil mi? Ki buna İstila. bugün bazıları itiraz ediyorlar. Hangi akıl ve kafayla anlamak mümkün bazıları değil. Bazıları itiraz eder çünkü bazıları bizden değil ki yani. Bizden değil. Ama bizden gibi görünüyor. Ama işte zaten odur zaten. Mes bizim meselemiz o. Herhalde Türkiye. Adıyla, dünyada, nedeni durumuyla, kimliğiyle. Herhalde dünyada e, şampiyonu. Dünyanın bu konudaki kripto unsurları içinde barındıran ülkeler sıralamasında herhalde Türkiye birinci gelir. Öyle söyleyeyim. Yani bu net bir şey. Bunu afaki bir e, slogan olarak söylemiyorum. Yani bunu o zaman şöyle bir cümle alayım. sosyalist kripto yazar. Kripto kimlikler atlet... konusunda evet. Türkiye şampiyonluğa aday diyebiliriz. Kesinlikle. Sen karşıya Kripto şey kimlikler tabi, hususunda tabi. Türkiye ben, şampiyonluğa aday. Hadi adaydır. kripto demeyelim... Ee, geliştirdiğimiz bir tabir var biliyorsun peçeli, peçeli kimlik. kimlik. Evet, peçeli Ama kimlik. Ama peçeler düşüyor Aziz yani. Yani çok büyük peçeler çok büyük tarihi gelişmelerde, çok büyük hadiselerde, çok üzüntü verici hallerde o ülke için ya da ülkenin aleyhine çok sevinçli hadiselerde bu tür e, kripto unsurların peçeleri düşer. Kendilerini faş ederler, gizleyemezler. Bunları zaten hep bile getiriyoruz. İşte korsanlık dediğimiz hikaye o zaman biliyorsun Kutsal Roma Germen İmparatorluğu var özellikle Kanuni zamanında evet, devin dünyada evet, evet. iki tane büyük devlet var. Yani haçlı dünyayı temsil eden Kutsal Roma Germen İmparatorluğu var. Hilal hilal dünyayı, İslam dünyasının <laughs> efendime söyleyeyim amiral gemisi olarak onu temsil eden onun lideri pozisyonunda Osmanlı Devleti var. Bu ikisinin hem karada hem denizlerde deryalarda büyük mücadelesi var. Büyük kapışmaları var. Denizdeki o hareketlilik lojistikler silahlar cephaneler mühimmatlar erzaklar falan filan bunlar hep Osmanlı'ya karşı Roma Jermen'in özellikle İspanya ve İtalya ve Papalık birlikteliğiyle geliştirmiş olduğu Osmanlı'ya karşı onları denizden kuşatma harekatının lojistikleriydi bunlar. Bunlar nereden gidiyordu? Eskinin en efendime söyleyeyim hem hesaplı hem pratik hem ucuz hem emniyetli ee, intikal yolu deryaydı, tabii denizdi yani. De. Karayolları bu kadar gelişmemişti. Tabii. Demir yolu zaten bilinmeyen bir şeydi. Evet. Bütün nakliyat denizlerden oluyordu. Denizin Dolayısıyla de bazı tehlikeleri varsa da karayolunun tehlikesi ama, daha fazlaydı. Ama tabi usta, usta denizciler zaten o tehlikeli mevsimleri biliyorlar. O mevsimlerde tabii. bir hareket oluyor. Her denizin rüzgarı... Kışın zaten rüzgar hiçbir vardır hareket yok. Göreceğiz zaten. zaten hep baharda başlıyor bu hareketlilik. Tabii, tabii. Yani mavi vatan dediğimiz bugün artık o günkü deryada, derya diye geçiyor biliyorsun kaynaklarla, büyük bir mücadele var hem onların bize karşı hem de bizim onlara karşı göreceğiz. Çok büyük kapışmalar da var işte Preveze Deniz Muharebesi gibi, Cerbe Deniz Muharebesi gibi değil mi? Tamam. Şimdi işte Oruç Gazi biliyorsun Rodos Cevallilerine esir düştü anlatmıştık. Esaretin macerasını anlattık. Sonra bir şekilde Şehzade Korkut'un satın Korkutu. alma talebiyle Antalya'ya doğru yola Antalya çıkarlar. Doğru yola çıktılar. Gemide e, Oruç Reis'e Baba Oruç'a Hristiyan olması teklif edilmesiyle beraber başlayan bir mücadele, bir karşılıklı bir efendim konuşma ve orada tam aksini yani niye bana Hristiyan olmayı teklif ediyorsunuz, siz Müslüman olun diye mukabelede bulunmasıyla aralarında çıkan bir Niza ve tartışmayla beraber e, mevcut durumun ağırlaşması Aynen ve öyle. onu Şehzade Korkut'a vermekten vazgeçmeleri durumu karşılığında onun da e, peygamber efendinin ya da yani Allah'ın kendisine yardım edeceği. Tabi orada sizi putlarını aşağılıyor evet. oruç reis. Evet. Onları aşağılıyor. Onlar zavallı. Siz ellerinizle yaptığınızda tapıyorsunuz. Ben şimdi bunları suya alsam hiçbir şey yapamazlar. Yansılar hiçbir şey yapamam ama gelin siz Müslüman olun. Bakın e, benim Allah'ım ve benim peygamberim Muhammed sallallahu, sallallahu aleyhi, ve sellem, aleyhi ve sellem. Onlar beni gelir kurtarır. Eyvallah. Bunun da ispatı işte o kaçması çünkü ayağında bu var." demiş. Evet. Ee, sonra işte e, sonra ne oluyor bu orada? efendimizin mucizesinden onun mutlaka kendisini kurtaracağından iddialı bir şekilde bahsedince teknede Teknede de işte tam Antalya'ya varmak üzereler teslim edecekler. Ama bunu işte bu putlarına hakaret ettiği için tekrar şeye bağlamışlar. O esnada fırtına kopuyor bunlar gece dinlenirken. Evet. Fırtınayı fırsat bilip zaten bir tane ayağının bir tarafındaki bu kayı esaretteyken böyle eyle inceltmiş. Hmm. Öbürünü de Allah'ın yardımıyla... Ee, o gece vakti öbür demiri de havandaki Ya Allah diyor ya Allah diyor onu da kırıyor ve o dalgalı denize atlıyor. Sahile kadar yüzüyor. Antalya sahillerine çıkıyor. Tepede bir köy görüyor. O köy zaten hep genelde e, esaretten kaçan Müslüman kölelerin gelip hmm. sığındığı bir köymüş. Hmm. O köy bu tür durumlara mar, biraz keşke, alışık yani. Keşke kaynaklarda adını bilsem o köyü hususi bir ziyaret evet. etmek istiyorum. Hmm. Önemli bir yer orası. Ee, çıkıyor oraya hemen bir eve misafir oluyor evdekiler hemen ona çok iyi muamele ediyorlar üstüne başına efendime söyleyeyim elbiseler getiriyorlar ayağına ayakkabı getiriyorlar karnını doyuruyorlar civar köylerde geliyorlar macerasını anlatıyor fakat bu esnada o korsan e, kafir e, teknesindekiler gemisindekiler e, fırtına denip sabah olup hava aydınlanınca bir bakıyorlar ki oruç yok. Yani. Onlar da biliyorlar o köyün Müslüman esirlerin kaçtığı yeri olduğunu. Hızla kürek çekip sahile geliyorlar. Hemen o e, bunun e, bunu e, patronu mu diyeyim artık efendisi mi diyeyim o azılı kafir Rodos'un e, askeri işlerden sorumlu olan korsanı adamlarını gönderiyor. Çıkın sahile bakalım o köyde midir? Nereye gitti? Çünkü Korkut'un adamları gelecek. Nerede? Biz bu adam için de diyet verdik, ödedik. Kurtuluş akçesi verdik. Hesap soracaklar. Dolayısıyla adamları çıkıyorlar. Biliyorlar o köye zaten. Hemen köye varıyorlar. Oruç buralarda mı falan? Evet burada. Oruç da orada karşılaşıyor. Hmm. Bu şeyin. Korsan başının adamları. Hemen Oruç Gazi diyor ki Allah rahmet eylesin. Amin. Gördünüz mü diyor. Muhammed'in mucizesini gördünüz mü diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bak benim Rabbim benim Allah'ım beni kurtardı diyor. Onun izni inayetiyle peygamber efendimizin de şefaatiyle kurtuldum. Çünkü inanamıyorlar. Sen ayağındaki o demirleri bir demirci ustası bir gün uğraşsa zor kırarsan nasıl kırdın da kurtuldun diyorlar. İşte diyor efendimizin mucizesiyle kurtuldum diyor. Adamlar abondona oluyorlar. Bütün o e, kafalarında hakikaten putları ile ilgili sorgulamalar falan filan. Fakat tabi acayip bir şey var tabi. Tahassüf var onlarda Tabii. Hristiyanlarla. Neyse onlar geri dönüyorlar. E, buradan Oruç Gazi, Oruç Reis çok büyük adam ya. Oradan Antalya'ya geçiyor yürüyerek. Antalya'da Ali Reis diye. E, Antalya'nın önemli reislerinden, Korkut'un da adamlarından. Zaten bir kere tanışmışlar onunla. Onunla karşılaşıyor. Ali Reis'e durumunu başından geçenler anlatınca... ...Ali Reis diyor ki... o diyor gökte ararken yerde buldum. Gel benim tekemin reisi sen ol. Benim teknelerimin reisi sen ol. Ali Reis de ticaret yaparmış. Hmm. Nereyle yapıyor? Mısır'la yapıyor. İşte Cezayir'le yapıyor. Tunus'a yapıyor. Yani e, güney Afrika... ...Afrika'nın kuzeyi... ...Akdeniz'in güney sahilleriyle ticaret yapan bir reis. E, onun e, şeyine... ...kadırgasına reis oluyor. Onunla beraber Mısır'a iniyorlar, mal götürüyorlar oraya. Oradan da işte buğday falan alacaklar. Ee, Mısır'a gelince Ali Reis bir şekilde Mısır'daki saraya yakın adamlara herhalde... ...bu Oruç Reis'in başından geçenlere macerasını, onunla ilgili bilgiler vermiş. Onlar da Memlük Sarayı'na ulaştırmışlar. Memlük Sultan'ı Oruç Reis'le tanışmak istiyor. Hımm. Hemen hilat giydiriyorlar, huzura çıkıyor. Sultan bir bakıyor ki, uf babacan bir adam, bir yiğit bir adam. Anlat bakalım diyor, anlatıyor başından geçenleri. Ve ona donanmasının reisini teklif ediyor, Mısır Sultanı. E, o esnada da Mısır, Memlük, Hindistan'a bir sefer yapmayı düşünüyor, donanma hazırlıyorlar. E, Sultan ondan rica ediyor, diyor ki, yani sen bu işe nezaret et. E, bu donanmanın hazırlanmasına. Orada o zamanlar Adana... Memlük hakimiyetinde, Adana Memlük hakimiyetinde ee, orada e, Adana Bey'ine bir hüküm yazıyor şey Mısır Sultanı. Diyor ki e, Oruç Reisi benim kaptanı deryamı gönderiyorum. E, donanmanın hazırlanması için kereste temini, şu temini, bu temini falan filan tamam mı? E, bunları derhal hazırla. Ebas Körfezi'ne getir. E, bu şeye Oruç Reis'in e, şeyine e, teklerlerine teslim et. Bu emirnameyle Oruç Reis gidiyor. Ebas Körfezi'ne gidecekler. Ve orada e, de, demek ki orada bir telsane var. Memlük Telsanesi hmm. var. Ebas Körfezi'nin nerede olduğunu bulamadım. bu Çünkü kaynaklarda eski isimler. İsimler eski, çok değişti. bu Adana yakınlarında da olabilir. Yani deniz sahilinde. Ya da İskenderiye taraflarında da olabilir. Fakat o esnada bu işlerle meşgul olurken... ...bir Haçlı donanmasının baskınına uğruyorlar. Tam limanda bu işlerle uğraşırken. Hmm. Ee, e, kaptan şey... Oruç Reis bir bakıyor ki e, galip gelemeyecek. Baş edemeyecek yani. Çünkü baskına uğramışlar. Hazırlıksız yakalanmışlar. E, bize yar olmayacak. Küffara da yar olmasın deyip Mısır donanmasını yakıyor ateşe veriyorlar. Bu o çalışanlar her biri nereden gelmişlerse geldikleri yere dağılıyorlar. Oruç Reis ise çaresiz bir şekilde tekrar Antalya'ya dönüyor. Antalya'da Korkut Reis'ten müsaade istiyor. Bir kalyata yapma. 18 oturaklı şeylere, savaş harp gemilerine işte kalyata, kalyata falan diyorlar. Onların da teknik tabirler tabii. Oruç Reis de buna şey, Şehzade Korkut müsaade ediyor. Kendisine güzel bir tekne yaptırıyor. Ve o tekneyle hemen şeye gidiyor. <laughs> eee kafasında şey var, o Rodos şövalyelerinden bir intikam almak. Hı -hı. Bir intikam almak. Ee, taraf, Rodos taraflarına açılıyor tekneyle. Civar sahil köylerine basıyor. Ganimet alıyor. Esir alıyor. Yani o Antalya'da yaptırdığı tekneyle. Ve oradan o esirlerden, o ganimetlerden sonra, Sıla Rahim için epeydir çünkü memleketinden uzak, Midilli'ye varıyor. İshak abisi orada. İşte akrabaları orada. Tanıdıkları orada falan filan. Orada... Ee, onlarla Sıla Hasreti giderdikten sonra tekrar Rodos açıklarına gelip tekrar baskınlar yapıyor. Şimdi Rodos ahalisi o kadar o oradaki küfar o kadar rahatsız olmuş ki Grand Master diye Rodos'un bir tane şövalye başı var, oranın hakimi yani halk buna e, oruç reisi şikayet ediyor. Bu da 5-6 parçalık bir donanma hazırlıyor bu Grand Master dediğimiz şey. Hakikaten Oruç Reis işte memleketini ziyaret etmiş, bir i Rahim yapmış, e, ganimet almış, intikamını almış. Böyle e, Zincirli Kaya diye bir mevki var. <laughs> Orası böyle bir koy gibi. Orada böyle dinlenirken yeni seferler yapacak. Aniden bu Grand Master'un e, bu 5-6 parçalık donanması buna bir baskın veriyor. Orada onlarla kapışıyor ama bakıyor ki yenilecek yani çünkü gafil avlanmış ee, derhal kendi gemilerini terk edip bir de ateş verip terk ediyor ve kurtulmayı başarıyor. Kurtulunca ne yapacak? Çaresiz tekrar Antalya'ya geliyor. Şehzade Korkut'un huzuruna çıkıyor. Korkut ilk defa Rüber'ü görüşüyorlar. Daha önce adamları vasıtasıyla o tekne yapma izni almıştı. Ee, ha pardon ee, bu kaçıp Antalya'ya gelince. Korkut'un Manisa'ya tayini çıktığını, Manisa şehzadesi olduğunu e, öğreniyor ve oradan Manisa'ya gidiyor. Düşünebiliyor musunuz? O günün e, intikal şartları tabii. altında Antalya nereye, Manisa tabii, nereye, tabii, at şeyler. sırtında, günler denizde şeyler. efendim teknelerle falan filan. Manisa'ya geliyor. Manisa'da Korkut, şehzade Korkut'un işte bugünkü özel kalem müdürü e, pozisyonunda bir adamı var, güvendiği bir adamı var. Piyale Bey. Piyale Bey'le ile görüşü. Piyale Bey zaten bunun maceralarını duymuş, oruç reisin. Ha, bu arada e, Hızır kardeş nerede? Yani Barbaros Hayrettin Paşa, o zaman Hızır. Daha evet. da Hayrettin değil. Barbaros denilmiyor daha o zamanlar. O ticaretle meşgul. Nerede? İşte Midilli ile arasında tüccarlık yapıyor, ticaret yapıyor. Abisini kurtarmaya çalışmıştı. Esilden, abisini kurtarmaya ama çalışmıştı. çeşitli sebeplerle. Tabii. Geçen hafta anlattığımız hikaye ettiğimiz üzere e, kurtaramamıştı. Şehzade Kork. Ticaretine Ama orada iyi ki hatırlattın. Ya. Bir numarası var Hazır Reis'in. Bu <laughs> şeyi eziyet eden yani abisine eziyet eden Oruç Reis daha fazla fidye koparabilmek adına eziyet eden ayağına ayaklarına boynuna pranga vuran o zalimi bir şekilde ondan bir intikam alması gere gerekiyor şeyin Hazır Reis'in. Artık içine yara olmuş dert olmuş. Atlıyor se gidiyor. Hmm. O kafiri buluyor şövalyelerin başını. Diyor ki ben Oruç'un kardeşi. Hiçbir şeyden haberi yokmuş. Kurtulduğunu biliyor halbuki. Hmm, Şehzade hmm, korktu. Hmm, kur hmm. Onun e, kurtardığını biliyor. Diyor ki ben onun kardeşiyim. Bin kızıl altın vereceğim. Ne gerekiyorsa ne istiyorsan sana vereceğim. Bin kızıl altın, bin kızıl altın getirdim. Kardeşimi abimi kurtarmak için deyince adam mosmor oluyor. Çünkü elinden kaçmış. Hmm. Yani bin kızıl altın alabileceği malzeme elinden kaçmış. Adam çok korkunç bir para düşkünü bir adammış. Hmm. Madde bir adammış. Adam hastalanmış bunun üzerine. Aa. Tabii tabii. Bu şekilde intikam alıyor Hızır. İlk intikamını bu şekilde almış yani <gülüyor> kafirden. <gülüyor> Çünkü daha o zamanlarda mücadele cihat falan o safhada değil Hızır Reis. Ticar. Ticar evet, adam. Ticaret. Evet, evet, evet. Neyse. Bu Piyale Paşa. Piyale Bey pardon. Şehzade Korkut. Manisa valisi. Manisa zaten şehzade şehri biliyorsun. Evet. E, Piyale Bey bunu Korkut'la, Şehzade Korkut'la tanıştırıyor. Şehzade Korkut bunu görünce etkileniyor. Baba yiğit bir adam. Anlat bakalım diyor. Macerasını anlatıyor. Çok <laughs> etkilenmiş. Hemen orada İzmir Kadısı'na bir hüküm yazıyor. Diyor ki... Buradan İzmir'e git. Bu hükmü İzmir Kadısı'na ver. Yani İzmir valisine. Şehzade Korkut'a bağlı. Sana mükemmel bir harp gemisi yapsın. Piyaleye Demir de veriyor. Sen de İzmir Gümrükçüsü'ne emir ver. Bir tane de işte 24 e, oturaklı, kürekli. Yine bir başka savaş gemisi. Bunların atları değişik Aziz. Teknik bir konu. İşte e, ne diyorlar? ...kimisine kalyata diyorlar... ...kimisine işte şimdi fırkateyn falan filan... ...işte onlara denk gelecek... ...Osmanlı zamanında bunların bir isimleri var... ...şimdi karıştırabilirim... ...yanlış bilgi vermek istemem... ...harp gemisi bunlar yani... ...şey ama bunlar... ...yelkenli değil... Genelde ...hem kürekli kürekle, hem yelkenli... Yani ...küçük yani yelkenleri... Tabii, tabii. ...büyük ölçüde kürekle, kürekle hareket ettiği için... ...aslında... 28 oturak dediği evet. 28 tane kürekçinin evet. çekerek... Ee, Biraz daha bunların mevsim olarak alanı daha kullanış alanı daha geniş. Tamamı evet. yelkenli olanlara evet. göre onların daha çok rüzgara ihtiyacı var. Hı hı. Limandan çıkmak için bile rüzgara ihtiyacı var. Bunlar daha zayıf rüzgarlarda da limandan çıkabiliyor, hareket ediyor. Rüzgarı yakalarsa onu destek olarak arkasına alıp gidiyor. Rüzgarı yakalayamasa bile... Devamlı hareket halinde ve muhasara ya da muhasara yanlış oldu. Deniz harplerinde e, ki rakip düşmanların gemisine nazaran e, daha hızlı hareket edebiliyor. Etrafını daha rahat çevirebiliyor. İlahir bazı küçük yani Avrupa'nın gemilerine nazaran biraz daha küçük bunlar. Kadırga, Karamürsel gibi biraz evvel de saydığım. Ama daha hareketli. Isme, ama daha hareketli, daha, hareketli. daha kıvrak. O yüzden bizim kalyon Öyle. tipi gemilere geçmemiz biraz daha gecikmeli oldu. Bunun sağladığı bu faydanın yanında yalnız sağladığı bazı dezavantajlar da vardı. Bunlardan birisi tabi batının büyük gemilerine borda etme imkanı daha zordu. Daha az topla mücehhez yapılabiliyordu. Lojistik olarak da daha az lojistik buna koyulabiliyor. Yani üç günde bir işte bir limana yanaşması gerekiyor veya haftada bir diyelim bir limana yanaşması gerekiyor. Büyük kalyon tipi teknelerde bu bir ay belki limana yanaşmasan bile gemide idame edebiliyorsun. Ve daha fazla diyelim 50-60 durumuna göre ileriki yıllarda 1700-1800 sonrası belki 100 150 top alabilecek kadar büyük kalyonlar e, da tabii yapıldı. Canım, tabii. Ama Osmanlı bu işin ekmeğini uzun zaman yedi. Göreceğiz ama zaten Yavuz'un bunlara Oruç ve Hızır kardeşlere hediye ettiği iki tane şey var. Kalyon var yani savaş gibisi. <laughs> Hızır merhum bunları görünce aklı başından gidiyor yani. O büyüklükte ilk defa böyle bir tekne sahibi olmuş. Bunlar küçücük teknelerle dev donanmaları işini bitiriyorlar. Tamam. Tabii böyle zaten marifet orada. Marifet orada. Şimdi orada... Piyale Bey şimdi e, oruçu, Şehzade Korkut'un da çok güzel bir duası var. Diyor ki e, buraya not aldım, e, aynen onun e, kelimeleriyle ifade edeyim. E, ona istediği gibi bir gemi, bir kallata yapasın İzmir kadısına hüküm. Varsın dini bir uğruna küffardan intikam alsın, cihad eylesin. Ecdadı izamımıza dua eylesin rahmet ile yad eylesin. Rahmet ile yad eylesin. Sonra Piyale Bey bunu uğurlarken tabii bir sürü insanlarda da bulunmuş Şehzade Korkut. Ya o kadar sevmiş ki Şehzade Korkut'u Oruç ve Hızır kardeşler. Şehzade Korkut da bunları. Şimdi Piyale Bey şey İzmir'e uğurlayacak Oruç Reisi. Çok güzel bir uğurlama şeyi var. O günün Türkçesinin de o günün Türkçesine de bir misal olması bakımından burada, burada notlarım arasında var. Müsaadenle buradan okuyayım. Tabii tabii. Diyor kadar. ki bak daha ne lazım gelirse görevüz. Bu Piyale Bey'in hmm. yoru şeyse. Daha ne lazım gelirse görevüz. Her ne hacet olsa iste birevüz. Hayra niyet eyle daim hayır ola. Kalbini pakette hakte gir yola. Sal frengi sana hak yoldaş ola. Yol veren haktır eğer yol taş ola. Bu sözlerle uğurlamış. Ne güzel değil mi Türkçesi? Harika, Harika bir şey. Kısa yani. ve öz. Kısa ve öz. de kısa. Öz, evet, yani. tabii. Oradan e, hakikaten İzmir'e gidiyor. İki tane mükemmel donanımlı e, harp gemisiyle tekrar deryaya açılıyor. Deryada e, Rodos kıyılarını hallaş gibi atıyor. O Grand Master'un e, o Zincirlikaya mevkiinde kendisine ya baskınının intikamını alıyor. E, büyük ganimetler elde ediyor. E, ve oradan tekrar Midilli'ye dönüyor. Çünkü aldığı ganimetlerle Midilli'nin fakir fukarasına, işte evlenmemiş kızların düğününü yapıyor. Sünnet çocuklarının sünnetini falan yaptırtıyor. Hatta şey diyor ki bu Seyit Muradi Reis, bu Gazavat Hayrettin Paşa'yı yazan, onun çok ilginç bir tespiti var Aziz. Diyor ki, Şimdi bu şehzade Korkut'un duasını aldı ya Seyit evet. Muradi reis diyor şöyle diyor üzerimizde Ali Osman'ın duası var Seyit Muradi reis Hı. her kim ki Ali Osman'dan hayır dua ala muhakkak a'nın tuttuğu her iş kolay gele zira bunlar bir ulu ocaktır Ali Osman için işte. bunlardan hayır dua alanın her işi asan olur. Her kim bunlara yan bakarsa... ...onun da başı aşağı olur diyor. Bunda da Seyit Muradi Reis diyor. Bu Gazavat Hayrettin Paşa'daki evet, evet. şeyinde. Şehzade Korkut'un duasını aldılar ya... Hı. ...sırtını sıvazlamış Oruç Reis'in. Bu onları o kadar motive etmiş ki... ...onun üzerine onun... ...ona verdiği Hı. o iki tane tekneyle... ...ortalığı dağıtmış, deryayı birbirine katmış. Onun üzerine dayanamamış... ...bu ifadeleri kitabına derc etmiş. Kim? Ee, Seyit Muradi Reis. Yani Oruç Gazi'nin hem... Hı. Katibi hem de yardımcı kaptana. Şimdi bu esnada Oruç oraları deryayı birbirine kattı. Kimin? Şehzade Korkut'un kendisine hediye ettiği, vermiş olduğu teknelerle. Tekrar gideyim diyor İzmir'e, oradan Manisa'ya geçeyim. Bu gazalarımı anlatayım, bunları hediye götüreyim. Elini öpeyim, tekrar bir duasını alayım, tekrar deryaya açılayım diye geliyor İzmir'e. Oraya koyuyor donanmazı, oradan Manisa'ya geçiyor. Daman geçmeden bir öğreniyor ki tahta bir tane kartal geçmiş Yavuz. <gülüyor> <gülüyor> Ve Şehzade Korkut ortalıktan kaybolmuş. Çünkü bir taht mücadelesi var. Şehzade Korkut yok ortalıkta. Nereye gittiği de bilinmiyor. O kadar üzülmüş ki Oruç Reis. Ve herhalde orada aldığı, yaptığı istihbarat neticesinde acayip korkmuş. Çünkü Yavuz bütün karada ve deryada kardeşini arattırıyor. Korktu. Ahmet Ahmet'in hmm. işini bitirmiş. Ama Korkut ortalıkta yok. Evet. Eyvah diyor. Ya ben şimdi diyor. Hemen buradan. Usul usul <gülüyor> <gülüyor> dümeni Mısır'a doğru kırayım. Zandım Artık Korkut da Mısır'a gitmemiş miydi? <laughs> ya Korkut'un nereye gittiğine dair şey bilgi yok. Daha sonra yakalanıyor biliyorsun yine. Yani evet, e... ailesi mi Mısır'a gitmişti? Neyse. Bazı yani Korkut'un nereye kaçtığı ile ilgili e, zamirinde sonra tabii, şu an bir bilgi katledildi. yok ama sonra da yakalandı biliyorsun. O evet. Oraya geleceğiz zaten Yavuz'un kaptanı deryası İskender Bey var. İskender Bey Akdeniz'de terör estirmiş yani. Yavuz'un talimatı var Korkut'u arıyorlar korkuyor bir taraftan. Şimdi Yavuz sefere çıkacak yani tahta çıktığı hedefleri var tabi yani İran seferi var bir takım şeyleri var projeleriyle gelmiş zaten tahta tabii, tabii. şimdi orduyla daha şehzadeliğinde döndüğü zaman daha eskiden yani tabii. babasının sıhhat zamanında projeleri var tabi babasına siyasi tekliflerde bulunuyor zaten tabii. stratejik tekliflerde bulunuyor tabii. İran'a karşı tabi yani doğu politikasına karşı hatta daha şehzadelik yani Trabzon e, efendim beyiken küçük birliği var neticede sancakların elindeki birlikler çok büyük değil olsun olsun belki 500-1000 kişilik bilemedin en evet. fazla 1500 kişi olur yani evet. o kadar bir birlikle sınır harekatları serhat ötesi harekatlar yapıyor Tabii. küçük operasyonlar yapıyor babasına da sormadan efendim tabi babasına, Tabii, da, babasına da sormadan hatta ata tarihinde ilginç bir e, hadise de anlatılır biliyor musun zannediyorum ata tarihindeydi e, bu e, bir gün tebdili kıyafet İran'a gider orada ...satranç oynama işi çoktur biliyorsun. En azından o dönemlerde, o günün kahvehanelerinde, kıraathanelerinde bu oynanıyor. İyi de satranç oynuyor. Satranç oynuyor oynaya orada birkaç günde bir nam yapıyor. E, bu tabi Şah İsmail'in kulağına gidiyor. Şah İsmail de halktan insanlarla da, o da satranç oynarmış... E, ...bunu çağırtıyor bir şekilde... Hmm. Böyle bir hikaye doğruluğu tabii teyide muhtaç olabilir ama keyifli bir hikaye e, ve bizim efendim vakanüvislerimizden birinin de tarih kitabına girmiş bir hadise hmm. nihayetinde. Ata tarihinde mi geçiyor? Ata tarihinde bu? diye hatırlıyorum. Hmm. E, ama onun da, dili çok ağırdır biliyorsun ata ata. Evet evet doğru ya. Yani. Davet eder ve oynarlar. İlkini Yavuz kaybeder ya da bilerek kaybeder. Neyse. Şimdi onu tam hatırlamıyorum. Ama ilk bir, bir kez daha oynayalım der. Bu sefer Yavuz affetmez. Yener. Yenince Şah İsmail de onun böyle göğsüne doğru eliyle vurarak edebin yoluymuş dediğini rivayet ediyor kitap. Yani sen bana yenilmeliydin. Niye beni yendin kabilden? Ama yine de işte orada hmm. şah pozisyonunda ya bundan dolayı ona bir kese ihsanda bulunur altın o da tabii hiç renk vermez. Alır bir kese altını, kuşağına koyar, çıkar. Çıkarken de artık saray ya da köşk neyse orada binek taşı var. Atlara binmek için binek taşları var tabii. Hala var İstanbul'da birçok yerde. Evet. Tabii. O sarayın binek taşını güçlü kuvvetli de birisi yavuz yerinden oynatıp altına o bir kese altını koyar. Sonra e, tabii oraya gitmesinin sebebi hep e, bölge hakkında yerinde istihbarat sağlamak bu maksatla gidiyor. Halkı, sosyal hmm. hayatı, devleti, askeri yapısını filan efendim müşahede etmek. Sonra tabii bir sürü hadise yaşanır. Kırım'a gider veya Kefke'ye. Oradan döner Çorlu'da babasıyla. Kırım Bayezdi damadı zaten. Zaten Kırım'ın damadı. Kırım'dan evli. Dönüşte Çorlu'da harp olur. Kaybettiği halde askerin Yavuz'un arkasında durması sebebiyle babası tahta ona terke mecbur kalır. Kısa bir süre sonra kendisi vefat eder. Kardeşleriyle kısa bir taht mücadelesi. İkisinin de efendim bu mücadeleden ayrılmasıyla işte çaldıran muharebesi ki o uzun gider. Nihayetinde İran'a girer ve kaçmıştır artık. Şeyh İsmail zaten karşısına çıkmamıştır ama yan hatırlayamıyorum ismini şimdi. Yanındaki sadrazamlardan bir ya da vezirlerden biri olsa gerek. Demiş ki lala şu binek taşını kaldır demiş. Altında bir kese altın vardır. Sana ihsanım olsun. Helaldir. Alın teriyle kazanılmıştır der. Allah Allah. Evet. Böyle de bir e, hikaye var Yavuz'la ilgili. Bu Tabii bu hadise Trabzon e, sancağındayken He. olan daha şehzadeyken. Şeyh, olan... Sancak şehzadesiyken. Evet bu da. satranç meselesi yani oraya gitmesi filan. Sonra çaldıran da zaten Osmanlı padişahı olarak tekrar Doğru. girer. Doğru. Ve oraya sakladığı bir kese altını ihsan eder yanındaki biri vezirine. Böyle bir adam yavuz çok tabii. Çok enteresan. Yani e, ömrü uzun, e, şey ömrü kısa. E, şeyi e, fetihleri çok tabii büyük oldu. 8 yani. senede, 8 Osmanlı senede 2,5 kat, 2,5 evet, kata yakın. Evet. Bu evet. toprağın şimdi Eee e tabi tırsıyor Oruç Reis. Diyor ki yani tamam ben e, artık bize Türkiye sahillerine yakın, Anadolu sahillerine yakın. işte Midilli de zaten Osmanlı'nın o zaman. Bize buralarda ekmek yok. Beni Oruç'un adamı diye bellerler. E, güm'e giderim diye korkusundan e, Mısır'a geliyor. Evet. İskenderiye'ye geliyor. Zaten Mısır ile bir şey var, tanışıklığı var. Orada Mısır Sultanı ile görüşüyor. Ondan Mısır'da e, kışlamak için müsaade alıyor. Ona sığınıyor yani. Evet. Sultan da ona müsaade ediyor, güzel bir yer veriyor. Ama çok güzel, enteresan bir tespiti var. Sakın diyor halkımdan, adamlarınla ilgili bir şikayet gelmesin bana. Hmm. Sakın. Seni çok severim ama sakın yani. Şimdi o devrin anlayışını çünkü bir kale vermiş ona Norüşre yani, ise. Vela asıl çok şey gider. O esnada o kışı orada geçirdikten sonra zaten hep kış bir yerde bunlar kışlarlar. Gemilerinin donanmalarının bakımlarını yaparlar, dinlenirler, gerekli hazırlıkları yaparlar. Baharla birlikte deryaya açılırlar. Artık kış gelene kadar deryada yaşarlar. Deryada seferler, gazalar, baskınlar, savaşlar böyle acayip ama her yıl, her sene yani. Velhasıl asıl ee, bu sefer ee, Mısır'da yine baharda böyle e, deryaya açılıyor. Tunus'un açıklarında Akdeniz'in en büyük adası dediğimiz Cerba Adası var. Cerba Adası var. E, ticaret yapıyor çünkü artık Akdeniz güvenli değil onun için. Çünkü Yavuz İskender Bey vasıtasıyla zaten Akdeniz'i böyle zapturapt altına almış. E, bir, herhangi bir adadan bir adaya geçiş yasak. Derya'da yakaladığı gemileri e, zapt ediyor. Korkut mu var içinde korktun adam bunlar falan diye böyle bir durum yani. Ticaret işte oradan buğday alıyor oradan zeytin alıyor zeytinyağı götürüyor getiriyor. Bu Cerbe Adası'nda Cerbe'nin pazarı da meşhur. Hmm. Cerbe Adası'nda gelmiş orada oruç reis mallarını indirecek orada satacak. Ee, o esnada Hızır da tabii deryaya açılmayın Hızır da korkuyor. Herkes haberi almış zaten. O da abisi Oruç gibi dümeni Mısır'a kırıyor. O taraflara kırıyor yani. marit diyoruz o zamanlar. Evet. Şimdi öyle geçiyor gerçi. O da Cerbe Adası'na geliyor. Mallar ne indirmiş pazarda. Satış yaparlarken yıllar yıllar sonra abisi Oruç'la karşılaşıyorlar. Cerbe Adası'nda. Hmm. İlk buluşmaları orada oluyor esaretten sonra tabii yani tabii esaret. e, çünkü düşünsene es, esir olmuş oradan Antalya'ya daha ne gitmiş. Oradan ya ya. gitmiş oradan Manisa'ya e gitmiş, oradan İzmir'e gitmiş, oradan Rolos kırılan iki defa vurmuş, esir almış, ganimet almış, oradan tekrar Midilli'ye gitmiş, fakir fukaraya ganimet dağıtmış falan, falan filan yani o bir sürü hikaye. O gittiğinde Midilli'de yok Hızır tabii. o da bir seferde O da tabii o da seferde. seferde o da işte Denk abisi gibi Yavuz Korkusu'yla aman Korkut'un adamı derler, ben de Güm'e giderim diyor o da dümeni hmm, şey kırmış. Umarım hmm bakırmış yani ve nihayet A, da kader, işte bak ikisi de onu aynı yere e, tabii aynı benzer kader onları Cerva adasındaki pazarda buluşturuyor O birbirlerine sarılıyorlar efendim abisini çok seviyor Hızır ona büyük saygısı var ve baba gibi görüyor onu Hızır hakikaten oruç vefat şehit olana kadar hep baba gibi Hızır hep ikinci planda yani Barbaros Hayrettin Paşa ve asıl orada hikayelerini anlatıyorlar sarmaş dolaş falan çok mutlu oluyorlar ve Artık bundan sonra birlikte hareket edeceğiz. Bu kadar hasret yeter diyorlar. Ve ondan sonra tarihte Hızır ve Oruç kardeşleri birlikte göreceğiz. Sonra çok çok sonra inşallah oraya geliriz program bitmeden. Abileri İshak da bunlara katılıyor. Hmm. En son o Cezayir'in fethinden önceki safhada yani. Hmm. O abisi İshak o zaten hep ticaret yaptı. Ömrünü hep ticaretle geçti. Ömrünün sonlarına doğru bunların gazalarına, cihatlarına katıldı. Ya yani O da zaten şehit oldu. O da şehit oldu. Bak hakikaten şehitlik nasip işi. Barbaros ya. bak o kadar mücadelesi, o kadar cevabı Akdeniz'i Allah aşkına girip, girip bağutmuş, Hepsinden daha fazla girip, harbe girdi. Hepsinden gildikti. fazla ama. Hem de dünya tarihinde mümtaz yerlere sahip e, bahsedilmeden geçilemeyecek büyüklükteki harplerde abi, bir preveze. Dünya bir Deniz tarihinin en büyük adamı. En büyük adamı. Adamlarından biri demiyorum. Yavrular da bunu biliyor. Tabii tabii biliyor. Velhasıl yatağında öldü. Ya. Halid bin Velid radıyallahu anh. Ama kardeşi İshak şehit oldu. Şehit, İllas, Adisi, Oruç, şehit oldu. Oruç Reis şehit, şehit oldu. oldu. İshak şehit, İshak şehit oldu. şehit oldu, tabii. Bir tek Hızır <laughs> şehit olmadı. Yatağında vefat ya, etti. Da Hastalandı, bir şey. rahatsızlandı. Efendimiz hikmetin bilemiyoruz. İşte kadar bunları Cerbe Adası'nda bir araya getirince artık diyorlar ki... Ama ona göre bir hayat yaşadığı için hükmen şehittir Allah'ın Allah Allahu izniyle. Allah'u tabi tabii. Hayatı gazayla geçmiş ya. Evet. Yani göreceğiz inşallah vakit kalırsa. Yani kaplan gibi. Müthiş bir cesaret. Soğukkanlılık, kararlılık, stratejik deha. Yani bütün etrafındaki adamlarına güven veriyor. Gittiği her yerde büyük hürmete. Çünkü öyle insanlar vardır ki hiç tanımazsın etmezsin. Ama gördüğünde böyle saygı duyma ihtiyacı hissedersin. Sana hürmet telkin eder. Vardır böyle adamlar. Doğru. Hatta böyle hanımefendiler vardır. Tabii tabii. Yani hürmet gayri ihtiyari. Doğru. Çünkü yani. ruh başka bir şey. Onun ruh taşmış onun o büyük ruh. O cesede sığmıyor ve o şimdi enerji diyorlar ya işte. Evet, evet. Onu sen hissediyorsun zaten. Tabii tabii. Böyle tabii. bir zat bu. Oruç da öyle, zır da öyle. Velhasıl Cerbe adasında bir bu bulu, bu buluşma üzerine diyorlar ki ne yapalım? Cerbe zaten Tunus açıklarında olduğu için Tunus'a gidiyorlar. tabi Hediyelerle falan zaten gemileri dolu. Tunus kralı var. Tunus kralı değil affedersin. Tunus sultanı var. O zaman Tunus'la Hafsiler hanedanı. Hakim Tunus'a. Hmm. Bu bir berberi şey hanedan. Bu Hafs'i sultanı Ebu Abdullah Muhammed bin Hasan. O esnada Tunus'un sultanı bu. Bu 1493 ile 1526 arası... ...ferma olmuş Tunus'ta ...adam kaç sene ya, 33 sene... Abdülhamit Han kadar tatlı kalmış... ...ama hmm. çok enteresan bir adam... Tunus'a gidiyorlar... Bak, ee, e, ...Fatih Hocam şöyle yapalım... ...şimdi biraz daha... E, ...Oruç Reis ve Barbaros Reis'in... ...hayatındaki yine mühim... Bir ...kırılma ama noktalarından hep kırılma birisi... ...kırılma noktalarından bahsediyoruz zaten... Evet. ...yoksa bu, bu hikaye acayip uzar e, yani... Tabii, gider. ...gazalara eş girmiyoruz... E, ...bunu şunun için söyledim, hmm. bu kırılma noktasını... ...bütünlüğü korumak adına... ...istersen ikinci bölüme bırakalım. Bitti mi ilk yarı? E, i̇lk yarıyı bitirdik e, Allah'ın izniyle. E, buraya Olur. Kadar asıl şey olan bundan sonra, sonra başlıyor zaten. Evet derli Hı. toplu olarak... ...şu ana kadar... ...yani asıl bundan sonra biraz daha hızlanacak... İnşallah, ...hayatları. Inşallah. E, daha fazla denizlerde bulunacaklar. Mühim bir takım stratejik noktaların... ...fetihleri gerçekleşecek... E, ...Cezayir'e tamamen hakim olacaklar. Daha sonra işte... ...Kanuni'ye... E, önce yavuzlar, ...sonra, sonra Kanuni'yle... Kanuni ...ve evet bir beylerbeyliği... ...Cezayir-Vahir-Sefit miydi? Bir beylerbeyliği alacak. E, ve ondan sonra... ...Osmanlı Devleti'nin bütün donanmasının... ...kaptanı deryası olarak... ...daha farklı işlere... ...o da mesela ayrı bir kırılma noktası. Yani Cezayir'in sultanı olup... E, ...Osmanlı'ya biat edene kadar ki yer başka bir e, efendim devre. Osmanlı'ya biat ettikten sonraki dönem başka Tabii. bir dönem. Hayatlarında ilginç dönüm noktaları var. Tamamen bir macera. Ama gördüğüm şey şu. Hiçbir zaman mücadeleden geri kalmamışlar. Hiçbir zaman da ümitsiz olmamışlar. Her zaman duruma ve konjektüre göre doğru olan tarz hareket neyse onu tespit edip o doğru olan Tarz hareket ve tarzı siyaset üzerine amel etmeye çalışmışlar. Gayretle, istikrarla yola devam etmişler. Hasbi, ihlaslı davranmışlar. Evet, mevlada evet. yollarını evet. açmış, açık etmiş. Ee, nihayetinde e, böyle zaten bir izah etmiş. Zaten Hicayettin'in umutsuz olması, gaza dava adamlarının umutsuz olması mümkün değil. Değil. Çünkü e, bunların felsefesi felsefe değil, imanı şu. Biz sefere mecburuz. Cenab Zafer Cenab-ı Hak'tandır. Zafer Cenab-ı Galiptir kadar. bu yolda mağlup, gö mağlup gözüyle bakıyorlar. Evet. Bu yolda galip olan bile, bu yolda mağlup olan bile galiptir, galiptir gözüyle bakıyorlar. Çünkü verdiğin hizmet sebebiyle efendim, e, Mevla'nın rızasını kazanma yolunda bir adım atmış olursunuz. Kıymetli seyirciler, ikinci bölümde e, buluşalım. E, bizden ayrılmayın. Tekrar Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü kıymetli Lale Gül TV seyircileri programımızın ikinci bölümüne hoş geldiniz efendim kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi Fatih Hocam, Barbaros kardeşler geçen hafta ve bu haftaki programımızın birinci bölümünde anlattığımız birçok hadisenin yaşanmasının akabinde geldikleri nokta Fas'a geldiler değil mi? Yok. Tunusa. Ee, evet Tunusa geldiler. Tunus geldiler. Tunus'taki e, o işte 33 yıl iktidarda olan Hafsi Sultanı. Kim? Hafsi Hafsi Sultanı. Hafsi hanedanı Sultanı ile artık bir kontak ya da bölgeyle bir kontak bir oldu. anlaşma yaptılar. Bir anlaşma yaptılar. Oradan devam edelim efendim. Şimdi bu neden önemli? Bakalım, bu Safsı kardeşler işin sonra bu şimdi Safsı Hızır artık tarih sahnesine adımını attı. Diğer burası. Yani e, abisi Oruç Reis'le, Oruç Gazi'yle buluşmuş olduğu Cerbe Adası. Ondan sonra birlikte hareket etmeye karar veriyorlar. Ve Cerbe Adası zaten Tunus açıklarında onu söylemiştik. Bu Tunus Sultanı, Hafsi Sultanı, Muhammed Ebu Abdullah e, bin Hasan da galiba yanılmıyorsam adı. Fakat bu sultanın şöyle bir kötü adeti var, huyu var. Onun e, Tunus sahillerine yanaşan gemileri zapt ediyor. Ve onların mallarının çoğuna, Çoğu kısmına el koyan böyle bir adam yani. Biraz böyle zalim tarafı olan birisi. Hmm. Bunu da duymuşlar. Fakat tabii e, Mısır'a dönmek istemiyorlar. Çünkü Cerbe Adası Tunus açıklarında. Diyorlar ki Tunus'a gidelim. Tunus Sultanı ile görüşelim. <laughs> Bize burada... E, bir yataklık yani bir barınma kışı geçirebileceğimiz bir yer isteyelim ondan diliyorlar, diyorlar. Fakat tabi gemilerini hediyelerle doldurup Tunus'a geliyorlar. Tunus Sultanı'ndan randevu istiyorlar. Görüşme neticesinde e, Tunus Sultanı o hediyeleri görünce Bunların da böyle baba yiğit olduklarını görünce e, bunları hoş karşılıyor. Fakat diyor ki topladığınız ganimetlerin beşte birini bana vereceksiniz. Bunu da Barbaros kardeşler diyelim artık kabul edince onlara Tunus'ta Khalkulvat denilen bir kaleyi onların e, ikametine tahsis ediyor Tunus sultanı. Daha sonra bunlar e, kışın orayı geç Khalkulvat'te e, kışı geçirdikten sonra baharda deryaya açılıyorlar. Küffar gemilerini zapt ediyorlar, bol ganimet alıyorlar efendim. E, o ganimetlerle Tunus'a dönüyorlar. Ve Tunus'un ne kadar fakir fukarası varsa, garip kurabası varsa bütün ganimetleri onlara dağıtıyorlar. Tabi Leventler'in payını ayırdıktan sonra en başta da Hafsi Sultanı'nın hmm. beşte bir payını ayırdıktan sonra evet. e, bütün kalan şeyleri e, Tunus ahalisine Ama dağıtıyorlar. Ama beşte bir payın biliyorsun İslam hukukunda bir yeri var. 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 Bağlı bulunduğu siyasi var, var. Tabi, teşkilatın tabi, beşte tabi, birlik tabi. bir hakkı var. Tabi. Hatta halk e, bu... Tunus Sultanı ile anlaştıktan sonraki baharda çıktıkları o şeyde deryada, gazada o kadar büyük bir gemi zapt ediyorlar ki İspanyol donanmasına ait. Hmm. Tamamen bir ticaret gemisiymiş. İçerisinde inanılmaz o güne kadar ele geçirdikleri en büyük gemilerden bir tanesi. Bu gemiyle Tunus'a döndükleri zaman halk bir bakıyor ki bunların tekneleri yani bunların gemileri <laughs> onun yanında kayık gibi kalıyor. Ya. O derece. O bütün o ganimetleri halka dağıtmışlar. Halk Bunları o kadar seviyor ki şöyle diyorlar. Allahu Teala bu gazileri bize rahmet gönderdi. Yani. Gelişleriyle beldemize bereket geldi deyip dualar, şenlikler günlerce. Ondan sonra bu seferden sonra tekrar Derya'ya açılıyorlar. Bu 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 gaza çok önemli. E, bu demin o devasa gemiyi elde gemi yani hmm. ele geçirdikleri gemi Sardunya Ceneviz e, krallıklarının gemisi. Hani İtalya'da biliyorsun şehir evet. devletçikleri var. Evet. Sardunya da bunların en büyüklerinden bir tanesi. Hatta ilginçtir. Bu Sardunya e, Beyliği, prensliği diyeyim. Kırım Harbi'nde 1853-1856'da hani İngiltere, Fransa bizimle birlikte Rusya'ya karşı evet, evet. bir tanesi de bir ortağımızı Sardunya Krallığıydı. Hmm. Sardunya Prensi'ydi. İkinci e, ikinci baharda tekrar deryaya açılıyorlar. Bu sefer Dev bir İspanyol donanmasıyla karşılaşıyorlar. Zaten bütün mücadeleleri Akdeniz'e İspanya krallığıyla... ...yani Kutsal Roma-Cermen İmparatorluğu'nun İspanya uzantısı... Evet. ...Venedik donanması, işte Sardunya, Napoli ve Papalık. Zaten Akdeniz'de bunlar var domino evet. güç olarak. Evet. Ee, tekrar deryaya çıkıyorlar. Bir bakıyorlar ki çok büyük bir donanma böyle geliyor. Bir tane de amiral gemisi var bir tereddüt ediyorlar. Dalalım mı dalalım. Zaten iki kardeş artık düşünsene iki tane dev devlet gibi iki adam bir araya gelmiş yani iki kardeş. Hemen yapışıyorlar bunlara. Hava kararına kadar çarpışıyorlar. Onlar bunları püskürtüyor, bunlar tekrar saldırıyor. Onlar bunları püskürtüyor, bunlar tekrar saldırıyor. Hava kararıyor. Hava kararınca tabii çarpışmaya çünkü eksen, yani. elektrik yok, bir şey yok gemilerde. Sadece fenerler var. Çarpışma zaten akşam hava karardığı zaman biter. Deryada böyle. E, hatta karada da böyle çoğu yerde. Ondan sonra gece. Fakat tabii e, farkında olmadan gece istirahat edecekler ama galiba yelkenliydi bunlar. Rüzgarın estiği istikamette yani yelkenlerin onları götüreceği istikamette yan yana gitmeye devam ediyorlar. Burada böyle o donanmanın hmm. yanında böyle kayık gibi, sandal gibi kalan bizimkilerin donanmasıyla evet, evet, evet. o İspanyol e, donanması yan yana. Sabah güneş doğar doğmaz bu sefer bir bakıyorlar ki ne yan yana gelmişler. Bu sefer karşılıklı atışmalar başlıyor. Bu İspanyol donanmasından bunları diyorlar ki ha şunu belirteyim. Hem Hızır hem eee gazi Rumce mükemmel hakimler. Hmm. İtalyanca biliyorlar. Rumce biliyorlar. Yani müthiş adamlar. Evet. E, bunlar siz bize asla ele geçiremezsiniz. Halinize kılınıza bakın. Siz bu işten vazgeçin. Çarpıştık. Ölülerimiz var. Biz siz bizi teslim alamazsınız. Boşuna bu sevdadan vazgeçin diye yani, yani bunlara laf gidin. atıyorlar. He. Bunlar da diyorlar ki e, biz sizi ele geçirmeden bu mücadeleyi asla bırakmayacağız. Allah. Tekrar giriyorlar birbirlerine. Bunların tabii müthiş o şeyi karşısında, o azmi karşısında, o güçleri karşısında, taktik stratejik zekaları karşısında böyle ikindiye doğru artık bitmişler ve teslim oluyorlar. Allah Allah. Tabii teslim olunca bunlar o koca İspanyol donanmasını yedeklerini alıp kalkul vade doğru Tunus'a doğru çekiyorlar bunları. Meğer o kadar büyük bir şey ki amiral gemisi içinde iki tane İspanyol beyi var. Yani İspanya'daki Aragon ya da Kastilya kraliyet ailesinin iki tane üyesi var. Artık yüzlerce avcı kuşları, zaarlar, şahinler, doğanlar böyle artık ambarlar ağzına kadar tabii, dolu. Tabii öyle hanedanlığa ait iki bey olunca orada ağırlığıyla beraber seyahat ediyorlar. onlar. Tabii, Ağırlığı tabii, dediğim tabii. işte serveti, alet edevatı, teçhizatı, Her şey. efendim yanında tabii. yardımcıları, adamları. İlahi ahir ve Tabii. belli bir yol harcırahıyla beraber seyahat ediyorlar. Tabii. Hem Bunların yanında para da olur. Toplar, tüfekler, Tabii. cephane de var yani. O zaman ticari gemiler zaten yedeklerinde bir savaş gemisiyle, savaş teknesiyle birlikte Tabii. gidip geliyorlar. Çünkü denizlerde böyle acayip bir mücadele var deryada. Bunlarla geliyor Tunus sahiline. Çıkıyorlar hemen e, Hızır reis yani Barbaros <laughs> Hayrettin Paşa bu Tunus beylerini kendi e, kıyafetleriyle kafalarına da o kendi e, kıyafetlerinin <laughs> bir olan sormuşlarını taktırıyor. Ellerine de her birinin eline e, zar veriyor zar bir avcı kuş biliyorsun. Kendi adamlarını da mükemmel giydiriyor Leventlerini. Hmm. Bu e, şey kafir beyleri önde onların adamları, bizimkiler arkada Tunus sarayına doğru böyle bir alay-ı valay ile arkada da böyle o hediyeleri çeken o esirler, aldıkları esirlerin sırtlarında o ganimetler Tunus sarayına varıyorlar. Tunus sarayı bunları bu şatafatı, bu ganimeti falan görünce herifin gözleri böyle fırlamış yuvasından. Anlatabildim mi? Ondan sonra çok memnun oluyor tabii. Onlara büyük bir şeyle kabul ediyor Barbaros kardeşleri. Hatta böyle gaza gelmiş. Diyor ki Hızır Reis'e tersaneme git. Hangi gemimi beğenirsen al. Orada bir de Kurdoğlu reis var. Hmm. Kurdoğlu Musiht'tir reis. O da namlı bir reislerden. O da Tunus'ta ikamet ediyor. Meğer o epeydir. O da saraya yakın bir şey. Reis kaptan. Epeydir gözüne kestirdiği çok böyle heves ettiği bir hmm. sultanın donanmasının böyle amiral savaş gemilerinden birisi varmış, <laughs> sultan ona vermiyormuş, evet. Hızır'a böyle verince <laughs> bir tuhaf oluyor. Sonradan da onların arkadaşı oluyor zaten. Yani böyle bir sefer tabi halk yine bay düğün bayram şenlikler yapılıyor. Hakikaten bir anda o kardeşlerin Tunus'a gelmesiyle burada hava değişiyor. Oradan. E, fakat tabi bu çarpışma daha bir nokta var. E, Oruç Reis yaralanmış. Bu İspanyol donanmasıyla olan çarpışmada. O, kolundan, kolundan mıydı? Kolundan, kolundan değil. O sonraki, Sonra e, o sonraki kolunun kesildiği hmm. savaş bu. Burada yaralanıyor diyor ki kardeşine, Hızır'a sen git diyor sultana. Ben diyor gemide kalacağım, istirahat etmem lazım. Halim dermanım yok diyor orada tedavisi falan da yapılıyor tabii. Neyse bundan sonra bu sefer becaye dediğimiz Cezayir'e yakın bir kale var. Bijaye de deniliyor. Meşhur büyük bir şehir, hmm. müstahkem bir şehir. Ee, ama etraf Müslümanlarla dolu. Burası İspanyolların elinde. Ve Müslümanlara kan kusturan bir kale burası. Bijaye şehri. Çok da mamur bir şehirmiş yani. Zengin bir şehir. Ee, şimdi bu İspanyollar... ...iki tane beylerini kaptırmışlar. Donanmalarını kaptırmışlar. Bunun intikamı için İspanyol... İspanyol ...İspanya Krallığı <laughs> öyle söyleyeyim. Bölmeyeyim. Kastilya Aragon falan demeyeyim. Ee, İspanya Krallığı... ...büyük bir donanma hazırlıyor. Bu intikamını almak için. Bu beylerini kaptırdıkları... Evet. ...seferin evet. intikamını almak için. Ee, bunlar... E, Dereye açılıyorlar. Ceneviz taraflarına pusu kuruyorlar. Bu İspanyol damanması. Şimdi bunlar fırtına gibi. Barbaros kardeşler fırtına gibi deryada. Kendilerinin öne canamları gidiyor. Diyorlar ki bunlar ya bunlar mutlaka bu taraflara gelecek. Çünkü üç küfar kıyılarına sefer yapıyorlar. Biz burada pusuya yatalım bunları ağımıza düşürelim. Fakat bunlar da o esnada e, orada bir liman var. Bu e, yani o Ceneviz kıyılarına uzak bir mesafede. Orada dinleniyorlar. İşte bir takım planlar, taktik şeyler yapıyorlar. Ee, nasıl söyleyeyim? Ee, Müdaveli evkarda bulunurken daha tam böyle sefere çıkmamışlar bir limanda dinleniyorlar. Bu İspanyol donanması bunların yerini tespit ediyor ve bunlara baskın yapıyor. Şimdi İspanyol donanması o kadar büyük bir donanma ki. Şimdi Hızır'ın adamları, Oruç Gazi'nin adamları bu büyüklüğü görünce tereddüt etmişler, korkmuşlar. Hızır Reis işte liderlik buralarda hemen devreye giriyor. Onların adamlarının o korkusunu hemen hissetmiş ve diyor ki ey yollaşlar. Küffardan korkmak mümine yakışmaz. Ne kadar çok olsa da ördek kaz, Yeteriymiş ana bir Şahin'i baz diyor bu meşhur mısra. Evet. Ördek, kaz, binlerce, yüzbinlerce olsun aralarına bir Şahin daldığı zaman... ...hepsi çil yavrusu gibi dağılır. Evet. Ve birden adamlarını toparlıyor. Neticede 11 gemi, 11 parçalık o zaman için büyük bir rakam bu. Bir donanmaya karşı bunların dört tane savaş gemisi var. Hızır hem bu cesareti vermiş, bu motivasyonu vermiş ama bir e, ön alarak bir böyle kartal gibi düşman donanmasının 11 parçalık arasına önce ha şöyle bir taktikleri var hani e, kara savaşlarında bir Türk hilali şey vardır evet, ya hile. taktik geri çekiliş ondan sonra düşmanın yanlarını kuşatma Ondan sonra birden imha hareketi girişme bizimkiler bunu denizde de uyguluyorlar. Hmm. Büyük donanmalar karşısında hemen bir manevra, taktik bir geri çekiliş kaçış yapıyorlar. Kaçış e, düşmana e, şeye getiriyor, galeyana getiriyor. Bunların peşine takılıyor düşman. Hatta bir tanesi biraz daha hevesli olan belki de amiral gemisi düşmanın. O arkasındaki o donanmanın diğer kısımlarında parçalarında geride bırakarak iyice açılıyor mu? Hmm. Bunlar birden aniden geri dönerek şok bir baskınla trampa yaparak bu şekilde ele geçiriyorlar büyük donanmaları. İşte bu İspanyol donanması büyük 11 parçalık. Burada da e, taktik bir geri çekilme yapıyorlar. Tonistan yapıyorlar. Bunların arkasına gelen İspanyol donanması bir tanesi biraz daha öne açılmış. Hızır Reis birden aniden dönerek kendi teknesiyle kendi içinde bulunduğu gemiyle donanmanın tam ortasından vuruyor onlara. İkiye ayırıyor mu? O telaşta hemen iki tane donanma iki tane gemi düşman gemisini ele geçiriyor. Bunu gören diğerleri korkudan kaçmaya başlıyorlar. <laughs> Ondan sonra kaçabilenler Bicaya Kalesi'ne sığınıyorlar. Çünkü o havalide Bicaya İspanyolların elinde bir yer. Korunaklı bir limanı varmış. Oraya sığınıyorlar. Evet. Oruç Gazi Gaza gelmiş. Diyor ki bunları orada da karaya çıkalım. Bunlar daha kaleye girmeden bunları telef edelim. Kılıçtan geçirelim diyor. Abi diyor. Yapma. Ben geçenlerde bir rüya gördüm. Senin geminin direkleri yıkılıyordu. Onları ben ayağa kaldırıyordum. Bu işte bir hayır yok gibi geliyor bana. Gel bu işten vazgeçelim. Biz zaten alacağımızı aldık. Bırak çıksınlar onlar kaleye. Yapmayalım bu işi. Erteleyelim diyor. Fakat oruç tabi acayip bir adam yani önümüzde diyor şikar varken ondan vaz mı geçeceğiz diyor. Şikar av demek zaten hmm. biliyorsun. Ben yani karaya çıkarak adamlarıyla birlikte e, şeyin o e, denizdeki hizmetin üzerine karaya çıkmış ve kaleye sığınmak üzere olan henüz kaleye girememiş o İspanyol askerlerinin şeyini adamlarıyla saldırıyor. Eee işte kente koltukta kılıç, ok, mızrak Allah ne verdiyse giderken kaleden yoğun bir tüfek ve top atışıyla adamlarının çoğu şehit oluyor. Kendi koluna da bir bisket hmm. şeyi e, mermisi denk geliyor tam galiba dirseğinden olacak dirseği parçalan. Çok zor durumdalarken hemen Hızır reisiyor. Hızır yetişiyor yani kardeşi. O da karaya çıkıyor. Hem o yaralananları tahliye ediyor hem de abisini kurtararak tekrar gemilerine dönüyorlar. Tabii gemide cerrahlar var, ekipler var. Tedavi başlıyor, Oruç Gazi'nin tedavisi başlıyor ama diyorlar ki artık bu kolun kolu kurtarmamız mümkün değil, bunun iyileşmesi mümkün değil çünkü şey parçalanmış. Ne yapılacak peki? Dirsekten keseceğiz kol. Kesmezse kongrena çevirir, bütün kolunu kaybeder, hatta ölüme kadar gidebilir. Ve işte bu e, Hızır Reis'in rüyası hakikaten tahakkuk etmiş. E, oruç Gazi'nin yani abisinin kolu oradan kesiliyor, bir kolunu kaybediyor. Evet. O kadar e, müteessir olmuş ki kardeşi Hızır Reis Barbaros gözyaşlarını tutamıyor. Gemideki kolunu kaybetmiş. Kahraman, gazi bir kolunu kaybet, bir, kol, bir kanadı kırılmış. Şimdi o halde olan e, şeyin, oruç gazinin metanetine bak. Hızır'a bir şey var, hitabı var. Onu not aldım. Çok hoş. Diyor ki Ey gözümün nuru Hızır'ım. Niçin böyle ah edip ağlarsın? Ben kolsuz karındaşının ciğerini dağlarsın. Takdir-i Rabbani böyleymiş. Ondan gelene merhaba, elhamdülillah, gaza yolunda oldu. O saadet bana yeter. Böyle bakıyor. Kolu şehit oldu. Evet. Kardeşine moral veriyor. Ve toparlanıyorlar tabii. Şimdi ee, bu şey üzerine ben böyle kronoloji karıştırmak Karıştırmamak için çünkü e, bütün hayatları boyunca o kadar çok seferler, o kadar çok hikayeler, maceraları var ki hiç durmamışlar. hiç durmamışlar. Kışı bir yerde geçiriyorlar, ikmal hazırlıktan tamamlıyorlar. Baharla birlikte, tabiatın canlanmasıyla birlikte bunlar da canlanıyorlar, deryaya açılıyorlar. Bir İspanyol donanmasına, bir Venedik donanmasına, bazen hepsine birden. Çünkü bunların karşısında artık Haçlı donanması dediğimiz Tabii. bir güç, bir, e, bir kuvvet ortaya çıkıyor. de artık, Tabii. namları da sağa sola ulaştı. Bir tehdit de arz ediyor. Denizlere çıkan artık batılı tüccar gemileri ya da harp gemileri için artık... ...barbaroslarla karşılaşmak ihtimali bir tedbir sebebi. Bir korku sebebi Tabii. aynı zamanda. Tabii. Tabii. Şimdi bunun üzerine işte burada... Abi Oruç, reisliği, liderliği kardeşine devrediyor. Hmm. Diyor ki artık sağlığındayken reis, yani. Tabii. Yani kaybetti ya. Artık reis sensin diyor. Gene beraberiz ama artık reis sensin. Reisliği Hızır burada bu hmm. hadiste hmm. Bicaya Kalesi'ne sığınan e, İspanyol donanmasının zaten gemilerini zapt etmişler, kaçabilenler Bicaya Kalesi'ne sığınıyorlar limanına. Can Havli'yle kendini kaleye atmak isterlerken... ...bir çarpışma vuku bulunca... ...orada Oruç Gazi'nin... ...onları daha kaleye girmeden bunları da telef edelim... ...şeyi, azmi... ...ama işte kolunun kaybetmesine sebep oldu. Tabii onun iyileşme vetilesi falan filan var. Tabii. İşte orada reisi... ...Hızır Reis'e veriyor, kardeşine veriyor. Bunun üzerine... ...o şey... ...bir müddet sonra iyileşiyor. Tekrar Bahar'la birlikte bu sefer... Bu Barbaros kardeşleri nerede görüyoruz? Endülüs sahillerinde görüyoruz. Tam da Endülüs'te Emevi Devleti teslim alınmış, yıkılmak yıkılmış. Oradaki Müslümanlar büyük zulümler altında, kaçmaya çalışıyorlar. Kaçamayanlar öldürülmüş. Geride kalan bir kısmı zahiren Hristiyanlığı kabul etmek mecburiyette kalmış ama zahiren. Gece vakitleri evlerinin gizli bölümlerinde çocuklarına din, iman, ilm, hal, fıkıh bunları üretiyorlar. Gece ibadet, taat, istiğfar. Gündüzleri çocuklarını kiliseye göndermek mecburiyetindeler. Büyük bir zulüm var. Engisyon kurulmuş. Efendime söyleyeyim. Bir de şöyle bir stratejisi var şeyin. Ee, İspanya Krallığı'nın, Kastilya ve Aragon Krallıkları'nın oradaki Müslümanlar üzerine düşünebiliyor musun? 800 bin yıla yakın orada hüküm ferma almış. 800, Dünyanın 800, o tarihlerde 100. hatta bu tarihe kadar görebildiği en büyük medeniyeti oluşturmuş Emevi, Endülüs Emevi Devleti artık tarihe havale edilmiş. Ondan o saadet Yıllarını yaşamış insanların gördükleri muameleler hmm. aziz. Onu inşallah bir program konusu yapalım. Endişe, evet. Ben bu konuyla ilgili bir ara çalışmıştım. Orada çok ibretler de var. Çok Özellikle ibretler Zafra var. O çok dönemde. Çok çok. Müslümanımızlar çok ilgilendiler. Müslümanların, Müslüman siyasi teşkilatların bugün particiliğe benzer şekilde tamamen tefrik olması, birbirinden ayrılması, birbirine hasım bellemesi, dışarıda daha büyük bir düşman tehdit ve tehlikesi varken birbirleriyle didişmeleri ve bazılarının yine kendi milletinden olan başka bir kale efendim e, kumandanına karşı güç ve galebe çalabilmesi için batılılarla ittifak yapması gibi hususlar e, zamanla bu zaafı derinleştirmiş kaleler tek 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 gıdım gıdım efendim İspanyolların Portekizlerin eline geçe geçe geriye en son herhalde Beni Ahmer Kalesi kalmıştı zannediyorum. O da Abdullah en son kaybedildiğinde e, yani ilk İber Yarımadası'na çıkılıp e, çıkıldığında kurulan e, İslam devletiyle Beni Ahmer'in de kaybedilmesi arasında 850 sene var. Belki 1-2 sene fazla, 1-2 sene az. 850 sene az bir şey değil. Yani 850 senelik yani Şimdi bazıları dış tehdit dediğiniz zaman ya güncele gelmek istemiyorum. Bugün Barbaros'tan ayrılmak istemiyorum ama bir parantez açıp şunu söylemeye ihtiyacım var. Söyle. Tarih bize çok mühim şeyler söylüyor. Tarih bize diyor ki 850 sene senin ecdadın Müslüman din kardeşin hem de çok parlak bir medeniyet kurarak öyle kuyruğu titreterek yıkıldı yıkılacak 850 sene boyunca öyle veya böyle hilelerle ve desiselerle ya da birilerinin muhafazasıyla ayakta kalmış bir devlet değil. Güçlü bir devlet olarak. Hatta İstanbul'un fethini İspanya üzerinden batıya giderek batı üzerinden Konstantinopolis'i fethetme planları yapacak kadar güçlü. Batıyı titretmiş ilimde, irfanda, medreseleriyle, kütüphaneleriyle, mimari eserleriyle, iktisadıyla, ekonomisiyle, fikir olarak her cihetten. Şimdi böyle bir medeniyet ve 850 sene yaşamış ama sonuçta ne oldu? Bak yıkıldı, yıkılabiliyor, gidebiliyor. Bak Türkiye'deki e, efendim insanlar yani hepimiz e, bu ülkenin vatandaşıyız. İçimizde bazı her zaman bahsettiğimiz peçeli kimlikler, kripto kimlikler var olmakla beraber e, ...Kahir ekseriyetimiz hasbi bir şekilde bu memleketin, bu devletin yaşaması. ...güçlenmesi için efendim bu hislerle, bu hislere sahip. Şimdi birilerine çıkıp bazı şeyler için ya burada dış güçlerin bir parmağı var dediğinde... ...aa dış güçler, dış güçler diye dalga geçiyorlar. Yani dış güç diye bir şey yok. Bu senin psikozun, bu senin evhamın demeye getiriyor. Sen her meselede hemen bir dış güç arıyorsun diyerek senin bu dikkati çektiğin tehdidi nötralize etmeye, etkisiz hale getirmeye çalışıyor. Ve böyle konuşa konuşa bazı insanlar ki bunlara mikrofon tutup sesini bütün memleket satına yayan medya ve haber organları var. Bu milletin dış tehditlere karşı reflekslerini hissiz hale getirip sinir uçlarını uyuşturmaya çalışıyorlar. Zaten onun için yapıyorlar. Onun için yapıyorlar. Ama arkadaş sen 850 senede bu topraklarda hakim olsan, bak Endülüs 850 sene sonra kim der ya tamamiyle Müslüman olan bir ülke, tamamiyle 850 sene iktisadıyla, ilmiyle, irfanıyla, mimarisiyle, askeriyesiyle Batıyı titretmiş Fransa'ya kadar ilerlemiş çok ciddi ileri uçları ve hatları Sicil olmuş. Ya. Tabii. Şimdi bu kadar da güçlü evet. bir devlet. Sonunda abi sen uyursan, sen yatarsan. Sen dış güçler diye öyle dalga geçersen su uyur düşman uyumaz. Anladın? Bu hep yanlış söylenir. Bunu izah. Su ne demek? Şu, su uyur derler. Sanki evet, asker gibi. Manasında. Su düşman demek. Düşman tabii, demek. Tabii, tabii. Yani su izan. Evet, o yüzden izan, su dedim, tabii, su tabii. demedim. Tabii. Yani onu tabii o. izah ettiğimiz evet, şey oldu. Evet. Yani düşman uyumaz abi. Ben tamam. de bir şey diyeyim. Yani sen abi. uyursun. Senin askerin uyur belki evet. ama sen yurtta sult, cihanda sulh dersin ama bunu dünya kabul etmediği sürece bunu tek sen kabul edersen o zaman kusura bakma. Artık en basit ifadesiyle saflığına tabii. yan diyeyim sana. Tabii. Çünkü bu sult senin kafanda olur. Tabii, Dünyada ama. böyle bir şey yok, rakibinde yok, e, hasmında yok. Türkiye için dikkat edilmediği sürece bu topraklar için, Müslümanlar için hep tehdit ve tehlike vardır. Dış güç her zaman var. Ve bunu içeriden de yapmaya çalışıyor. içeriği de karıştırmaya çalışıyor. Hala bir Haçlı Seferi var olduğunu tasavvur etmek lazım. Ve hala var. Olmaz mı ya? Var. Fikirlerde de var. Takip ettikleri Olmaz siyasette mi? de var. Şimdi bak Endülüs bize bir örnektir. 850 sene yaşamış ve tarih sahnesinde kaybolup tabii, gidebilmiş. Tabii. Hem de kaybolup giderken büyük acılarla gitmiş. Yani Engizisyon mahkemeleriyle dinini kaybederek... ...nesli gavurlaşmış veya kimi canını kurtaramamış, malını kurtaramamış, kimi kaçarken denizlerde boğuldu. İlahir kalanların da nesli ortada. Demek ki İslam ülkelerinin her biri için bu tehdit ve tehlike son derece mümkün ve muhtemel. Hiçbir şeyi küçümsememek lazım. Hele hasmı ve düşmanı hiç küçümsememek lazım. Ve biz bin yıldır bu topraklardayız efendi. Bu dakikadan sonra bize ne olur? Allah'ın izniyle bir şey olmaz. Ama senin tedbire tevessül etmenle bir şey olmaz. Sen uyursan sana çok şey olur. Çok doğru. İster isen sulhu selamet... ...hazır ol cengizlerle Cengi demiş. Ejdat böyle demiş. Aynen. Ben de bir şey ilave edeyim. Ee, 1910'a... ...götüreyim seni. Buyur. Sokaktaki bir vatandaş. İstanbul'da yaşayan bir... ...dedemiz. Birisi ona deseydi ki... ...bak 1910, daha birinci harbe girmemişiz. 10 sene sonra... Bu devlet çökecek. Hmm. Cumhuriyet olacak. Halifelik, padişahlık ortadan kalkacak. Ya. Bütün kanunların lağvedilecek. 1910'da bak, 10 sene önce. Bak 1910'da Osmanlı. Tabii ayakta. Tabii, tabii, Değil tabii. Yani, ve dünyanın tabii, süper gücü tabii. ve dünyanın süper güçlerinden birini 3 süper, üç süper gücünden bir tanesinden biri tabii, de Osmanlı tabii. Devleti. Yani 10 sene önce herhangi birisine bir İstanbulluya, bir Erzurumluya, bir Osmanlı tebası bir vatandaşa böyle bir soru sorulsa, 10 sene sonra böyle böyle olacak dese. Hayal desen, bile edemez, Hayal bile edemez değil mi? Ne diyorsun sen ya? Tabii. Ne saçma diyorsun? Abdülhamit dönemi işte indirildiği Peki, zaman Peki ne oldu? 14 milyon kilometre kare toprakta 730 bin, 780 bin kilometre kare toprağı. Tabii. Hiç yani 15'te bire, hatta 17'de bire düşeceğini, tabii. 20'de bire düşeceğini kim tabii, tahmin ederdi? Tabii, edebilirdi. Tabii, tabii, tabii. Ne oldu peki? Bunların hepsi oldu mu? Allah muhafaza. Hmm. Niye? Çünkü 1900 yani Abdülhamit Han'ın e, tahttan indirilmesinden sonra, o darbeden sonra devleti ele geçiren çete gafildi. Aynı zamanda saftı şey manasında söylüyorum. Temizlik manasında değil. Gafildi. İyi okuyamadı. Dünya siyasetini iyi okuyamadılar. Gerekli manevraları yapamadılar. Kumar oynadılar. Evet. Balkan harbinde kaybettikleri prestiji geri alabilmek adına tekrar koca bir vatan satını masaya pey olarak sürmek suretiyle ya. bir kumar oynadılar. 14-18 ondan sonra gördük. Velhasıl yani. Bugün işte... öyle siyasetçilerimiz var evet. ki onlar bize mi saldıracak diyor. Bak işte PYD için bize mi saldıracak Aa, diyor. Ya şimdi... dibimizdeki tehdide bile adam tehdit olarak sen görme diyor. Şimdiki... Ya millet uyusa bile siyasetçi olarak senin onu uyandırman lazımken, feraset ve basiret sahibi olup tehdit ve tehlikeleri senin göstermen gerekirken yetmez. Bunun üzerine bir de çözüm sunman, plan proje yapman gerekirken sen tam tersi insanları hissizleştirip efendim reflekslerini alıp uyuşturmak suretiyle onlar bize mi saldıracak? İyi o saldırmayacak. Bu saldırmayacak. Ya böyle siyasetçi bence, olur mu? Türkiye'nin siyasi cihetten mukadderatının na kimlerin talip olduğunu düşünebiliyor musun ya? Kimler talip? Bence masum değil o açıklamalar. Ya tabii ki masum değil ya. Bence masum değil yani. Ya bu adam bunu söyledi. Bak söyledi. Ve bu adam bundan sonra yine siyaset yapmaya devam etti. Edebildi Türkiye'de. Eder. Mavi vatan diye bir şey yok diyen bir adam Eder. siyasete devam edebiliyor. Milletin Eder. yüzüne bakabiliyor. Ya yani Mavi vatan diye diplomatlık yapmış o dediğiniz zatın baş danışmanlarından dış politika danışmanı. Burada mevzu ettik programda. Mavi, Mavi vatan saçması falan filan gibi laflarla. Evet konuştuk. Uzun yani uzun o şeyi anlattık. değil mi? En son yine bir programımızda Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı'nın değil mi? Yani o açıklamaları top, tüfek, tank, ya. savaş, car, çürt falan filan. Yani bu neresinden tutacaksın bakın, anlamıyorum bakın, ya. Bakın, bakın bu eğer içinizde böyle bir yapı varsa sizin dış düşmana falan da ihtiyacınız ya, yoktur ya. Ya hırsız içerideyse kapı kilit tutmaz Aynen demiş öyle. eskiler. Aynen öyle. Affedersin biz Aynen içeride öyle. mücadele etmemiz Aynen. gereken Tabii. insanlar varken Tabii. ve milletimizi onlar kendilerine saf ve samimiyetle onlara inananlar var. Onları da manipüle edip fikirlerini çelip ...içeride hisse ve fikirde aynı düşünen... ...derli toplu bir millet. Maşeri vicdanda... ...aynı düşünen, aynı hisseden... ...bir millet olmayı... ...engelleyen... ...bölen, parçalayan... ...bir anlayış bu. Ve tehlikelere karşı... ...ikaz etmesi gerekirken... ...tam tersi tehlike yoktur diyen. Sen rahat ol, mışıl mışıl yiyebilirsin diyorlar yani. Evet. Sen mışır mışır... Bak bir evet. hikaye vardır. Hı. Adamın birisi çiftliği varmış bir gün bir fırtına çıkmış her şey samanlar dağılmış ahırın çatısı uçmuş kapısı işte neyse hasar görmüş çağırmış kahya gel lan buraya kahya demiş ne bu çiftliğin hali ya efendim işte kemküm tabi e, o fırtına esnasında adamdan da çok istifade edememiş herhalde o çiftlik kahyası oraya koştu tam da bir performans gösterememiş çok çalışamamış ondan şikayetle bunu çıkarmış işten Yeni bir kahya alacak. Arıyor, arıyor, arıyor. Bir tanesine rast geliyor. Tabii mülakat yapıyor diyor ki kahya diyor. Sen diyor bir fırtına çıkarsa ne yaparsın diyor? Yol haritan, planın nedir? Ne yapayım efendim diyor? Mışıl mışıl uyurum diyor. Mışıl mışıl uyursun. Zaten biz önceki de mışıl mışıl uyumadı, koşturduğu halde zarardan kurtulamadık. Bu mışıl mışıl uyursa hiç zarardan kurtulamayız. Ama tahkik ediyor, ediyor. Öbüründe kovmuş bulundu bir kere. Başka da iyi gözünü kestirdiği birini bulamayınca Mecbur kalıyor bunu <laughs> alıyor işe en azından işler olsun bitsin adam bu arada çatıyı berkitiyor samanların üzerine kapatıyor ağırlıklar koyuyor bütün hazırlığını tertibatını yapıyor her şeyini fırtına yokken sürekli çalışıyor sürekli ya kendisini sistem mi kuruyor Tabii sistem kuruyor hmm. kışa hazırlıyor zorlu hava şartlarını hazırlıyor. Bir gün geliyor tabii, mevsim değişiyor, sonbahar geliyor, rüzgar, şiddetli rüzgarlar geliyor, fırtına kopuyor. Tabii çiftlik sahibi hemen panikle koşuyor, müçtemile ata kapıyor, vuruyor, kahya kalk diyor, fırtına çıktı. Hemen tedbirimizi alalım. Ne tedbiri ağam diyor, git evine mışıl mışıl uyu diyor. Bu saatten sonra, fırtına koptuktan sonra senin tedbirin kar etmez diyor. Sen merak etme, Çok sabah güzel. ola hayrola bakalım. Ne yaptıysa Çok Kahya'yı iyi. uyandıramıyor. Bakıyor adam da bu fırtınada sağ sola tek başına yetişemeyecek. Gidiyor o da evine. Kapatıyor kapısını, penceresini bekliyor. Sabah oluyor kalkıyorlar. Bir teftişe çıkıyorlar. Aa saman demetleri her şey yerinde. Çatı sapa sağlam. Kapılar yerinde. Her şey iyi. Bu işin hikmeti nedir diyor. Efendim mışıl mışıl uyurum derken ben size. Bir belaya, bir musibete düşer olma ihtimalimiz. Tabiat icabı her zaman muhtemel. Bunu görmek ve fark etmek, hazırlık yapmak için çok zeki olmaya gerek yok. Rahat zamanda bunun hazırlığını yaparsın. Fırtına çıktı mı da o fırtına Bıcağı. esnasında sen bir tedbirin para vermez, para etmez. Sen 70-80 kilometre, 100 kilometre hızlı esen rüzgara bir şey yapamazsın. Dağılan samanların tedbirini almadıysan onu havada yakalayamazsın. Zamanda yapacaksın. Mışıl mışıl uyurum derken bunu kastettim diyor. Ben hiç durmadım ki çalıştım. Şimdi çalışıyor Türkiye. Harf sanayinde şurada burada sağda solda yeri geldim bu mücadeleyi tabii ki uyumayacak ama layıkı veçile daha rahat bir şekilde yapabilecekken şimdi biz bu çalışmaları yapmayalım. Ya askeri sanayiye niye bu kadar para harcıyoruz ne gerek var diyor adam. Ya bunu söyleyen bir adamın ben vatan muhabbetinden kimseyi vatan hainliğiyle itham etmek istemem. Evet. Bak bu zor ve kötü bir şeydir. Kimseyi bununla itham etmiyorum. Ama şu da var bak. Bir insan şuurlu olarak ihanet etmeyebilir. Çünkü hainlik kalpte olan bir şey. Hani münafıklıkta da vardır ya. Bir insan kalben dıştan inanıp görüp de kalpten gerçekten inanmayan bir adam. Bu hakiki manada münafık. Bir de var ameli münafık, amelde münafık. Yani kalpten dışarıdan iman etmiş gibi görünüyor. Kalpten iman et, iman etmemiş gibi bir hissi de yok ama amelde de bir münafığın ortaya koyacağı davranış biçimi neyse dıştan iman etmiş, içten de iman etmiş ama amel olarak ancak bir münafığın gösterebileceği ameli yapan adama yani, da amelen münafık diyoruz. Sözüyle amel arasında fark. Evet hadisi şerifte de evet, işte evet. söylendiği üç efendim e, şey işareti var bu işin. Emanete hıyanet ilahir. Doğru konuşmaz ilahir. Şimdi tamam ben bazı yani insanlara hain demiyorum ama bir hain olsa ne yapar idiyse amelen ortaya ihanet edebilmek için ne yaparsa bazı hasbi ve samimi ancak feraset ve basiretten mahrum insanların ameli de ancak ihanet içinde olan adamın ameliyle benzer olunca biz onlara hain değilse de bu hainane bir davranıştır diyoruz. İhanet etsen de ancak bu kadarını yapardın zaten. İhanet etsen de maksadın ihanet olsaydı da zaten bunu yapardın diyoruz. Onlara böyle bir planlı hain olmak suçuyla itham etmiyoruz ama yani bir de hainliğe benzer bir davranış var ya. Bu, bu nedir ya? Affedersin 10 bin kilometreden Amerika'nın burada bizim efendim coğrafyamızda, Anadolu'muzda, Küçük Asya'da planları var. Yıllardır, yüz yıldır bunu icra ediyor. Yüz yıldır Amerika'nın gönderdiği buraya rapor hazırlama için denetçileri vardı değil mi? Birinci Dünya Savaşı'nda. Çok affedersin. Daha dün kurulmuş Kafkas Türklerinin var olduğu coğrafyadan Rusya'nın yardımıyla binbir soykırımla Kafkas Türklerini e, soykırımla yok ettiler. Yerine Ermeni Devleti kurdular. O Ermeni Devleti yüzyıldır Ağrı Dağı'nı merkez ittihaz edip Büyük Ermenistan Projesi'nin peşinde. Bak Ege'yi ve muhtelif bir takım yerleri alarak Yunanistan şu kadar bir nüfustur yüzyıldır aynı ekonomik olarak başı belaya girmiş zaten çalışmaz tembel adamlar tamam mı? Ee, yıllardır zaten Batı sübvanse etmiş onları. Hala sübvanse ediyorlar ama Türkiye'ye karşı kullanışlı bir malzemedir. Onlar da bu malzeme olmayı kabul etmiş, piyon olmayı zaten. Düne kadar İngiliz'in piyonuydu, bugün Amerika'nın piyonu. O durumlarına bakmıyorlar. İstanbul'daki nüfus buradan oraya tükürse Yunanistan'ı sel basar. Adam diyor ki ben daha sahibiyim. Bak adamın iddiası var. Rusya'ya bakıyorsun 500 yıldır sıcak denizlere inmenin peşinde. Müdür bir fikir sahibi bunlar. Bak, hiç durumlarına bakmıyorlar. Ve indi, indi. Ve indi. Alt edersin. Yani lütfen unutma. Ee, şey fikrin idealin neyse onun e, arkasında durmak suretiyle yüz yılda geçse bin yılda geçse o davanın takipçisi olma. Olacaksın. şeyi çok önemli yani. Bu bir bir fikir sahibi olmak. Rekon şey işte İspanya'da İspanya'yı düşüren o şeyler eee Kastilya evet, Aragon 850 sene süren bu bir hareket mücadele hiç bırakmadılar. Geri dönüş, Rekonkusta. Evet, Rekonkusta. Hatta bunu e is şey istila halinde Tabii. geri dönüş. Ya Tabii. bin yıl bunu sürekli bir şey gibi ideal fikir gibi yaşattılar Şimdi, yani. Şimdi İsrail'in bir müdür fikri var. Kaynağını dinden alıyor veya siyasetten fark etmez ya da siyonizmden. Nedir o? Arzı mevcut Arkadaş ya Mısır'ın bile baksan Great Egyptian diye büyük evet, Mısır diye evet. planı vardır. Yani şimdi e, Arabistan'ın, Suud'ların bile var İslam dünyasında başa taktör olmak. Tabii, ama Araplar biz İlahi. bu yurtlarla ne güzel yaşıyoruz derken He. bak nereye geldik. Şimdi demem şu ki ya etrafımızdaki herkesin irili ufaklı, bizimle kıyası kabil olmayacakların bile işte İngiltere'nin planı var, İtalya'nın, Almanya'nın, Amerika'nın var. Ya herkesin var. Biz burada uyuyoruz. Şimdi bir sen ben işte üstad veya hocalarımız dürterek uyandırmaya çalışıyoruz. Ya bak tehdit var, tehlike var. Tarih şuuruna istinaden bakın geçmişte böyle oldu. Ya sosyolojik cihetten tarih bir laboratuvardır. Benzer hadiseler benzer sonuçları doğurur. Etmeyin, eylemeyin. Bak bu kadar gaflet iyi değil. Sonu hepimize vurur. Hepimiz aynı gemideyiz. Yani bunu ikaz eden insanlara kuru desek, uyanmak istemeyenlere yaş, şey, ikaz edenlere yaş desek, kabul etmeyenlere kuru desek, o kurunun başına gelmiyor sadece. Bu onunla beraber yaş, onu ikaz edenin de başı belaya girecek. O da can ve mal derdine düşecek. Etmeyin, eylemeyin. Ama hala bazı siyasiler Türkiye'de nasıl oluyor da bütün bu tehditleri şuurlu bir şekilde bu milleti hissizleştirmek, refleksleri sinir uçları alınmış gibi bir hale, donuk, uyuşuk, atalet içerisinde e, bir duruma e, getirmek eğer bir aksiyon olacaksa da bu aksiyonu hariçteki düşmana değil, dahildeki Türk Kürt, Alevi Sünni efendim e, kavgalarında yani enerjisini dahilde tüketsin diye ya yani dışarıdaki düşman yok. Dışarıda aleyhimize çalışmalar yok. Her şey süt liman. Biz durduk yere pimpirikleniyoruz. Bir de böyle şeyler söyleyince Aa, Osmanlı'daki fetihçi politikayı mı sen getirmeye çalışıyorsun? Başın Osmanlı kadar taş düşsün senin. Sen siyasetçi de değilsin, analist de değilsin, stratejist de değilsin sen. Sen zaten tarih de bilmiyorsun belli. Koca 5-6 bin yıllık tarih var. Prehistorik dönemden bile haberimiz var arkeolojiyle beraber. Yazıyla beraber zaten son 5000 yılın neredeyse öyle veya böyle az çok malumatına, savaşlara, anlaşmalara malumatımız var, biliyoruz. Yani dışarıya karşı uyu, içeride birbirine gir abi. Birbirini öldür, birbirini sevme, birbirine düşman ol. Yani ben anlamıyorum Tabii. ve son yüzyıldır bu ülkede çok milli var. mücadele dair her türlü mücadelenin en temel motivasyonu din, din adamları ve mütedeyyin insanlar olmuştur her türlü harbe gidip gerekirse ölmüştür malıyla canıyla. Şimdi bu hususlara dair en çok ikaz edenlere de bak. Yine bu mütedeyyin camianın içerisinde mütefekkir ve hocalar ve yazarlardır. Ve onlara deniyor ki siz ayrıştırıyorsunuz. Hayır efendi biz bir tehdide ve tehlikeye dikkat çekiyoruz. Ama bu tehdit ve tehlikeyi öteleyip kabul etmeyen ancak içerideki fikir ayrılıklarını kutuplaştırmak, e, kutuplaştıracak şekilde beyanlarda bulunarak ötekileştiren ve ayrıştıran sizsiniz. Biz tam tersi hangi fikirden olursa olsun İslam tarihi boyunca Müslümanlar, Müslim, gayrimüslim ve hatta heterodoksi dini İslam düşünceye sahip olanlarla beraber bir arada yaşayabilme tecrübesini yüzlerce sene, bin yıl Osmanlı ve Selçuklu göstermiş. Tamam mı? Yüzünü batıya dışarı dönmüş. Sen o yoktur diyorsun. Dahile bizi çevirmeye çalışıyorsun. Bu ayrılığı yapan sensin. Ötekileştiren ve kamplaştıran da sensin. Ama çok mahir Yavuz Hırsız misali el sahibini bastırıyor. Diyor ki siz <laughs> ötekileştiriyorsunuz. İşte ya o. bunu yapan sensin. Bunu bile tanımlayacak, durum tespiti yapacak kadar bir şey bile yok. Çünkü kamuoyunda konuşulacak gündem maddesini medya hakimiyetleri sebebiyle, sosyal medya hakimiyetleri sebebiyle, organize olmaları sebebiyle maalesef onlar e, gündemi belirliyor ve konuşturuyor. Neyse şimdi reji kaç dakikamız var? Bitti herhalde. Bir buçuk dakikamız var. Bir buçuk, bu, dakika. bir buçuk dakikada söyleyeceğin son bir söz varsa söyle. Bir buçuk dakikaya tabii e, bu şey... E, eğer yani bizim dostlarımızdan bir talep gelirse devam ederiz. E, ya da sıkıcı olursa yani çünkü sürekli... Şey Barbaros'la ilgili. Barbaros'la ilgili. Ya şöyle daha zurnanızı yani, dediği yere tabi, gelemedik. Şu an tabi, sen e, Endülüs'ün inkırazı ile beraber Müslümanların Çünkü oradan burada, tahliyesine burada, geldin. Burada bu Hızırı, Bundan sonra şey var abi, bireysel var, kardeşlerin, var. Tabii Endülüs Osmanlı kıyılarına, var. Endülüs kıyılarını ihati etmelerinin çok önemli bir noktası da e, bizim işte senin o lejyoner bahsettin ya o lejyonerlerin ya bunlar lejyoner yani. Bunlar masum falan değil. Bir iddiaları var. Ya Osmanlı o kadar büyüktü bak orada koskoca Müslümanlar bir de böyle suret haktan görünerek işte kafirlerin, e, haçlıların işkencesi altında inim inim inlerken, öldürülürlerken biz Osmanlı burada keyfine baktı. Diğer Müslümanlar keyfine baktı. Onları kurtarmadı diye bir iddia var değil mi? Evet. İşte bu iddiaların söyleyeyim. cevapları da var burada. Tamam. Hızır ve Oruç reislerin o tahliye hareketlerini tahliye operasyonlarını <laughs> artı Osmanlı'nın beyaz zamanında, Yavuz zamanında da devam etti. Evet. Oraya nasıl donanma gönderip oradaki Müslümanları tahliye ettiğini, Yahudiler de dahil Tamam. Bunlarla Bunları beraber haftaya hafta Barbaros meselesinin içerisinde konuşmaya devam edelim. Hem buna işaret edelim hem Barbaros'u konuşalım. Burada tarihi cihetten çıkarılacak çok dersler var. Çok hikmetli bir e, devir. Şahsiyetlerin Ama hayatı da buna Son çok şey olarak ediyor. şunu söyleyebilirim. Biz, ki, Buraya kadardan tamam. Bu programın manşeti şu olsun. Ne kadar çok olursa ördek kas, yeterimiş ana bir şahini bastı. Biz evet. şahiniz, biz paranoyak değiliz. değiliz dünyayı saran tehlikeler. Evet. Ortada evet. biz sürekli bir paranoya haliyle yaşayalım da demiyoruz. Evet. Ama bizim imanımız, bizim tarihimizden devşirdiğimiz güç, evet. milli kimliğimiz düşman ne olursa olsun, kim olursa olsun ona yumruğumuzun yeteceğinin i̇nşallah. farkında olarak, şuurunda olarak de bunları bilmemiz, bu lejyonerlerin bizi uyutmalarına kalmamamız gerektiğini gerekiyor. burada ifade etmeye gençliğe çalışıyoruz. Gençliğe vereceğimiz tedris, eğitim e, hususlarında da şuurlu bir gençlik elde etmeye dönük bir eğitim faaliyeti gütmek lazım. Şimdi yakında ilan edilecektir inşallah. Lale Gül Vakfı da bir efendim bu tür e, şuurlandırıcı programların sponsorluğunu destekleme adına bir yardım kampanyası başlatıyor. Ee, ismi de Şuurlu Millet Güçlü Devlet buradan nasip konu o değildi oraya geldi ama Şuurlu Millet Güçlü Devlet kampanyasında inşallah ilan edildiğinde hesap numaraları ila ahir verildiğinde kıymetli seyircilerimizden çok üstün bir gayretle ellerinden ama gelen desteği ve yardımı yapmalarını dönüm bekliyoruz. noktasındayız bu böyle gitmez nasıl şimdi gıda Tarım Orman Bakanlığı gıda sahtekarlarına e, afişe ediyor ilan evet, ediyor evet, listesini. Evet, evet. Bu lejyonerlerin de artık bir mekanizmayla bu hainlerin, sponsorların yani dışarıdan e, sponsor edilen bu Bunların da, Bunların da da ifşa edilmesi, edilmesi yani. ifşa edilmesi lazım. Dış bu bu nasıl tabii. olur nasıl gider bunun ifşa edilmesi lazım. Artık orası geriye için teyit edilmeli. Yani altı tabii. dolu bir şekilde yapılmalı. değil? Çünkü bazıları da ahmaklıktan hayır, yapıyor hayır, hayır. bunu. yani bazılarının Ifşa edilmesi lazım efendim. Yani siyanın sponsor ettiği bir takım medya organları 500 bin ben dolar, bir buçuk milyon dolar ya tabii adamlar tabii, tabii. kendi şeylerinde sitelerinde zaten nereye sponsor etmişler onun zaten şeyini listesini yayınlıyorlar. Doğru. Bunları bilmek bu milletin hakkı değil hakkı. mi ya? Hakkı kesinlikle. Evet kıymetli seyirciler siz de hakkınızın peşinde olun efendim. Bir dahaki programda buluşmak duasıyla Allah'a emanet olun.